Değerli izleyiciler, oyunumuz başladı, başlayacak. Mac üzere yani. Cep telefonları, görsel ve sessel kayıt aletleri, küçül küçül de gözüme gir boyut mini kameralar, tiyatronun elektronik sistemini ve oyunun akış güvenliğini olumsuz yönde etkilemekte, oyuncuların sinirini dingildetmektedir. Japon icat etti diye elindeki cep telefonuna oyunu kaydetmek hakkına sahip olduğunu sanan izleyiciye sahneden inerek iki tokat atmak aşkıyla yanıp tutuşmaktadır oyuncu. Üstelik oyun boyunca görüntü ve ses kaydı, fikir ve sanat eserleri telif yasasıyla yasaklanmış bulunmaktadır. Cep telefonlarınızı kapatınız. Dikkat ederseniz lütfen demedim. Çünkü lütfen deyince üstünüze alınmıyorsunuz. Salon kameralarla denetlenmektedir. Uyarıya uymayan olursa oyuna ara verilecek. Sahnedekiler salona inerek faili Bill Gates sudan gelene kadar döveceklerdir. Kayıtsız şartsız seyirler. Oyunu beyninize kaydediniz. Bir hafıza sorununuz varsa her gün geliniz. Gönlümüz bir buluttur, duygular alçak uçar. Gönlümüz bir buluttur, duygular alçak uçar. İşte gökyüzündeyiz, işte gökyüzündeyiz. Seyrederiz alemi, seyreder alem bizi. Senin aldım alemi, seyreder alem beni. Seyrederken ben alemi, seyretsin alem beni. Artık saz... Çok çok özür dilerim değerli izlemeciler, affedersiniz, beklettim sizi, özür dilerim efendim. Çok çok özür dilerim, bugün yine geç kaldım, madem geç kaldım size gül aldım, buyurun. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bir yaralanma olmadı değil mi efendim? Olsa da zaten gülü seven dikenini pansuman. Özür dilerim, elimde olmayan nedenlerle geç kaldım, ben saatlerdir yoldayım, bizim taksi durağına telefon ettim, yanıt yok. Yola ineyim, yoldan geçen bir şeye binerim. Ne olacak dedim. Yola indim, yolsuz, su uzun. Olsun, ben yürüyeyim, bir şey çatar diye düşündüm. Nitekim ben yürüye başladıktan sonra arkamdan böyle değişik yerlerinde değişik ışıklar yanıp söner. Bangır arabeski ta oradan bana ulaşan taksi, disco bir şey göründü. Ben genellikle böyle Julianas taksilere fazla yüz vermiyorum. Fakat tiyatroya geç kalıyorum endişesiyle el etmiş bulundum. O da durmuş bulundu. Binmiş bulundum. Taksinin içinde feryat figan bir arabeske. Kulak kulağı görmüyor. Galatasaray diyeceğim, onun duymasına olarak yok. Küçük bir yerde Galatasaray yazdım. Dikiz aynasından gösterdim şoföre. Şoför bana dikiz aynasından gözünün içine pis pis bakarak ön camdaki bir yazıyı gösterdi. Abi baktım, ön camda en büyük Fener yazıyor. En büyük Fener yazmakla kalmıyor. Ön cam Fener köşesi halinde. Dışarısı görünmüyor. Yazının hemen altında Şeytan Rıdvan çıkartması. Onun yanında Salman Rüştü çıkartması. Hemen altında Rıdvan ayetleri. Tamam kardeşim, en büyük Fener olsun. Ben taksiye binip birdenbire cim bom bom demedim ki. Muhit olarak Galatasaray. Böyle kafadan bir ters elektrik alışverişi oldu yanımızda. Ben artık şubizi biraz kısabilir miyiz demek yürekliliği gösteremiyorum. Zaten göstersem de kısmayacak, dalaşacağız. Bari dayanmıyor uğraşayım, elimi şoföre bulamayayım diyorum. Cama açma eğilimi gösterdim. Cama açması gereken kol yerinde yok. Öbür cama ilerledim, o kolda yok. Bilinçli olarak çıkarılmış kollar. Camların açılması istenmiyor. Çolak taksi. Ama tabii camlar da açılamayınca o müzik benim iki kulağımın dibinde dinamik gibi patlamaya başladı. Kulaklarım zor durumda. Başladı benim östeki buralarım zangır zangır titremeye. Hayır, kulak zarlarımın bekareti tehlikede. Öyle ulan dedim, kulağım kötü yola düştükten sonra ne olacak? Yanaştım onun namuslu kulağına doğru, şu müziği biraz kısabilir miyiz dedim. Ne bağırıyorsun ulan dedi. Durup dururken taksinin içinde sinirsel kasayı anlamsızca yükseldi. Ortostatik hiposinir. Kapattılar şu müzik sandığı şey dedim. İyi ulan dedi. Kaç bir fren, ben arka koltuktan deli gibi fırladım. Ön camı paraladım ama tam delemediğim için tekrar ön koltuğa düştüm. Geldi kırta kırta. Bu arada bizim ani freni hiç beklemeyen arkadan gelen taksi de bize karş diye. Dokanmasın mı? Dokansın yani, Allah'tan dokandı ki şoför beni öldürmekten vazgeçerek birdenbire oh my god diyerek taksiden dışarı uğradı. Nasıl becerse arkadaki taksinin şoförünü camdan çekti aldı adamı. Girdiler birbirlerine, ben de kavgayı ayırmak eğilimiyle indim girdim aralarına. Ancak ayırmak değil mümkün, arada hampadan dayak yiyorum. Hatta öyle bir an geldi ki bir baktım ikisi de yalnız bala vurmaktalar.
Bu arada kavgayı uzaktan gören ve 12 Eylül'den beri kavga özlemiş bir grup da geldi kavgayla bütünleşti. Onları gören başka taksi şoförleri daldı kavgaya. Yolun ortasında durup dururken başladım size kim kime dümteka bir meydan muharebesi. Hayır döveceğim hepsini fakat bunlar döv bitmeyebilir. Ben tiyatroya geç kalırım endişesiyle sıyrıldım o kavgadan. Baktım ileride bir taksi var. Boş biliyor ona seyrettim. Boş. Bir sevinç bindim taksiye. Oh diyeceğim. Ohluk bir durum yok. Taksi şoförüyle öyle ayrı da göz göze kala kaldık. Taksi şoförünün de pis sakal burada. Kafada beyaz hijyeni takke. Aynada tespih dingil demekte. Arka camda bir yazı. Huzur Power FM nedir? Hijyenicim demek beni kendine şiatından tanımış olacak ki aynadan gözümün içine rabıtalı. Muzur müzikali baktı. Ben de kendisine acımayla, nefret arası bir duyguyla elektrik kontağı baktım. Aramızda başka bir rabıta olmadı. Lap indim taksiden, layık bir taksi beklemeye koyuldum. Ondan sonra öyle her taksiye yüz veriyorum. Hatta taksi müşterisi değilmişim de kaldırımın o noktasının mühendisiymişim gibi. Gelen geçen taksileri irdeliyorum. Sakıncasız bir şoför bulsam eleyeceğim. Nitekim birkaç tane sakıncalı geçti. Daha sonra bir rabıta taksi daha geçti. Çok var bu rabıta taksilerden bu ara. Her nedense daha sonra genç temizsiz bir arkadaş direksiyonda el ettim durdu. Durmakla yetinmedi. Oradan uzandı. Arka kapıyı açtı. Buyur abi gibisin. Bir de beklenmedik. İnsanca bir yaklaşım gösterince ben bu kez bir keyif bindim taksiye baktım. Taksinin içinde pick-up yok, arabesk yok. Oh dedim kendi kendime. Ne tarafa abi dedi. Galatasaray canım kardeşim dedim. Bir itiraz yok. Taksi yoluna koyuldu. Taksimetre normali çalışmasına koyuldu. Ben bununla normali sevinciyle bir sigara yaktım. Ancak sigaramdan daha bir nefes almamıştım ki birdenbire. Ne tarafta oluyor abi bu Galatasaray? Hafif iç geçirmişim. Siz nerenin taksisiniz kardeş? Bolu Avant taksi abi. Hadi başladı yol tanımlamaları. Oradan sapılmaz, oraya dönülmez. Orası tek yön, burası tercihli. Ona tercihli kavramını anlatmak da çok güç. Evet abi ben de tercih ederim diye daldı tercihliye. Ekip marifetiyle tercihliden zar zor tribüş onlandık. Kavga dövüş yeniden legal yola çıktık. Taksim biliyor musun lan dedim. Taksim biliyor musun? Artık benden korkusuna bilip anlamadı sıralardı da. Bilip anlıyormuş gibi baş sallamakta fakat gözler soru işareti surat aptal bakmakta. Taksim biliyor musun lan? Abi ya. Tarla başını biliyor musun? Kardeşim Taksim'den başlayan lüzumsuz geniş bir yol var ya. 4 geliş 6 geliş. Bizans tarihi üstünden geçen tarla başı şıttı rahatsız. Buldu tarlabaşı. Tarlabaşı olunca daha da rahatladı. Aynadan gözünün içine beni daha çok kesmeye başladı. Beni bir yerden tanıdı çıkaramıyor. Asker arkadaşı mıyım? İlkokulda mı beraberdik? Memleketlisi miyim? Sonunda dayanamadı. Abi ben sizi televizyondan mı tanıyorum? Evet lan kardeşim. Sen beni olsa televizyondan tanıyorsundur. Bir gıdım ilerledik artık biliyorsunuz gıdım gıdım ilerlemekle Tarlabaşı Strase'de orada Bizans tarihi yıkıldı trafik sorunu çözülsün arabalar durmadan aksın diye daha sonra da bir kaldırımdan bir kaldırıma seyirten merzifonluları korumak üzere çünkü günde orada 5 adet merzifonlu ölmekte arabalar için adım başı kırmızı ışıklar yapıldı şimdi biz bir kırmızı ışıktan bir kırmızı ışığa dama taşı gibi ilerlerken Tarlabaşı Strase'de de merzifonlular yine kafalarına göre bağımsız federe seyirtmektelerdi. Bir gidim ilerlendi abi siz televizyonda sunucu musunuz? Evet lan kardeşim TRT'de 5 vakit haberleri ben vermekteyim. Pek tatmin edici olmadı onun için bu yanıt. Bir iki gidim ilerlendi abi yoksa siz şu ağacda pek kanla şey olan adam mısınız? Hı-hı. Evet kardeşim. Bendeniz Aziz Üstel. Cihangir'de garsoniyerimdeyim. Beklerim efendim. Fakat o arada bana seveceğim bakan Bolu'nun bakışları birdenbire değişti. Herif bana Ali Bars bakmaya başladı. Nasıl yaparsınız sen bunu bizim süper yengemize. Böyle bir Ajda Pekkan elektriklenmesi için de tepe başı kırmızı ışıklarını kaçırdık. Hıyar gibi Şişhane'ye doğru ilerlemekteyiz. Yani Kasımpaşa üzerinden Şişhane deneniyorken bizimki birdenbire. Aa affedersiniz abi ben şimdi tanıdım sizi. Siz Perran Kutmaz'sınız. Artık Şişhane'ye ulaşılmış tramvaya çeyrek var. Onu mu kıracağım? Evet lan kardeşim. Nihayet bildim bendeniz Perran Kutman. Dün ameliyatla erkek oldum. Mahallede arkadaşlar bana Perihan abi derler. İşte bu Perihan abi muhabbeti Şişhane'yi bulduk. Tramvaya doğru gideceğine bizimki ara sokağa girdi deli gibi gidiyor.
Ya nereye gidiyorsun Bollu? Geldik işte Ferran abi. İşte Galata Kulesi. Kulesine değil sarayına gideceğiz canım kardeşim. Bolu'nun ağaçısı ünlü, şoförü ünlü değil tabii. Neyse Bolu sonunda çaktı durumu. Galata Kulesi dibinden dönüş yaptık. Tünele çıkma eğilimindeyiz. O yolda da böyle sağlı solu park etmişler zaten zar zor geçilirken. Bizim önümüzden giden kamyonette karşıdan gelen kereste kamyonu da burun buruna gelmişler. Arabalarda bir devinim yok. Şoförler direksiyonda ve fakat onlarda da bir devinim yok. Öyle birbirlerine pis pis bakmaktalar. Cam ötesi şoförler arası göz eziyeti. Kimin gözü kimin gözünü dövecek. Böyle bir beklenti başlamış. Bollu dedi ki abi bunlar gözsel olarak çok merak kapışmışlar. Bu elektrik kolay çözülmez. Ben çok sıkıştım bir şişe diyeyim geleyim dedi. Bollu işe gitti. Bu arada klaksonlar başladı. Bugün klakson mu ucuzladı nedir? Ucuzlamış ki herkes yeni almış. Tünelde deneniyor. Havalılar havasızlar bilder bile tünelde hafif şizo çok sesli klakson senfonisi. Neyse aradan birkaç sigara geçti. Nasıl olacak sonunda kamyonla kamyonet aralarında barış yaptılar. Kamyon geri aldı kamyonet geçti kamyon şoförü bana bir sinir. Hadi gel topla. Nereye toplarım? Ben burada yedekte bulunuyorum. Hayır şoförüm çişte. Ama önüm açılıp da ben ortada kalınca yolu ben tıklıyorum gibi bir abukluk çıktı ortaya. Sinirle klaksonlar bana çalınmaya başladı. Nitekim arkadan birkaç tane dayı şoför geldi. Niye gitmiyorsun, niye almıyorsun, niye ilerlemiyorsun? Dedim ulan ben şoför değilim, benimle öyle konuşmayın. Ben şoför değilim deyince pardon abi dediler. İnsanca görüşmeye başladık. Durumu anlattım, kolay dediler. Biri bizim arabaya gitti, biri kalktı bizi oradaki kaldırıma. Darbuka Sarayı'nın önüne aldılar. Yol açıldı, herkes geçti. Ben Darbuka Sarayı'nın önünde Bolulu'nun çişten dönmesini bekliyorum. Birileri geldi. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz, ben de size bakınıyordum. Yoksunuz, yeriniz boş, gözüm sizi arıyor. Hoş geldiniz. Irak'tan bir yerden mi geliyorsunuz? Arkası da devam ediyor. Bağlantılı tipler geliyor. Çok uzaktan bir yerden mi geliyorsunuz? Efendim? Ne? Nereden geliyorsunuz? Ayıp bir yerden mi geliyorsunuz? Niye söylüyorsunuz? Öyle ayıp mıyıklar da mı var? Nereden geliyorsunuz? Şu an gelmediniz mi? Bana mı öyle geliyor? İsmi uzun bir yerden mi geliyorsunuz söylenmesi zor? Her ne karın virüsünden geliyorsanız hoş geldiniz. De bugün mü çıktınız? Hoş geldiniz. Daha bir şey yok yani. Ben de geç kaldım onu anlatıyordum. Yeni başladık. Tam başladık bile sayılmaz. Daha bir bok yok. Geç kaldığımı anlatıyordum da siz birden oradan temayüz edince anlattığımın neresinde kaldım onu unuttum. Tamam da yani hayır şunu demek istiyorum onlara sıçtınız oyunun içine. Tabii ki darbukacı da siz başından beri burada olduğunuz için sizin için bir manası var darbukacı. Şimdi onlar geldiler oturdular darbukacı. Ne darbukacısı? Hangi darbukacı? İşte öyle bir şey. Onlar için devamı olan şey sizin için başlangıcı oluyor. Sizin için de öyle bir yerden başlıyor. Darbuka sarayının önünde. Bolulu'nun. Hangi Bolulu'nun? Ne Bolulu'su? İşte o Bolulu'nun çişten dönmesini bekliyorum. Ulan niye bekliyorum dedim kendi kendime. Bu çok sayın olan düşüncenin ötürü de kutladım kendimi. Bırak parasını yürü. Seyirsem 5 dakikaya tramvayın ucundayım diye düşünüyorum. Fakat cebimde bozuk para yok. Taksimetre de o aradaki 55 bin lira yazmayı başarmış. Şimdi 55 bin lira yerine 100 bin bırakmaksa çağ atlamış bir delikanlılık olmayacak. Ne yapayım ne yapayım derken kaldırımda Allah'tan bir 3 çocuklu dilenci sanayi oluştu. 3 çocuklu dilenci sanayine 100 bin lirayı gösterdim. Önce bir atladı kartal gibi. Ben bozulabilir mi gibi yavşaklaşınca...
Evet, birdenbire böyle bir yavşaklaşma oldu. Bozulabilir mi gibi belirtmem. O da birdenbire şarladı. O da zaten enflasyon dolayısıyla 250 binler derlemiş. Onları saymakta 2,5-5 yöntemiyle. Neyse, aradan birkaç sigara daha geçti. Sonunda bizim Bolulu geldi, yanakları kırmızı. Neredesin lan kardeşim? Tuvalet ararken. Kule dibinde he. İşte orada beyefendinin de çok iyi bildiği. Ne beyefendiye ne kimseye özel olmayan evlerin kapısında burun buruna gelmiş. Abi ben numarayı aradım bulamadım. Şimdi bugün böyle laf diye karşıma çıkması bayırı giremeden edeme devam edersin abi dedi. Yanakları kırmızı, bindi bir keyif, çalıştı da araba yanakları kırmızı da geldik tramvayın ucuna yanakları kırmızı. Yeniden özür dilerim değerli izlemeciler. Ben bugün Bolulu bir arkadaşı genel eve gezmeye götüreceğim bilsem sabah seher vakti çıkardım evimden yanaklarım kırmızı. Sağ olun efendim. Değerli alkış zayiatı için teşekkürler. Zayiat diyorum çünkü oyunun burasında böyle bir ışık sönmesi yok. Hüseyin ne oldu? Genel mi? Türkiye Elektrik Kurumu'nu arayın. Tiyatroda hastane gibi şeyler. Nasıl hastanede? Ameliyat sırasında cereyan kesilemezse, tiyatroda da oyun sırasında cereyan kesilemez deyin. Ulan amma meraklısı var bu gece. Bütün jeneratör manyaklar toplanmış. Jeneratörümüz var. Gıcığına yakmıyoruz. Var mı efendim başka kıl tüy sorusu olan? Karanlıkta sorması kolay olur. Buyurun. Bunalımlar dertler, size biraz güzin abilik yapayım. Evde kesilince de böyle eğleniyor musunuz? Karagöz Hacivat da karanlıkta oynamıyor. Arkadan ışık yanıyor efendim. Siz hiç karanlıkta Karagöz Hacivat gördünüz mü? Ayrıca şu an burada benim Karagöz'üm ve Hacivat'ım mı var? Manyak mısınız? Ne demek siz? Efendim isterseniz zeka özürlü sorulara önlem olarak... Edison'u beklerken ben size çok uzunlu... Uzun olduğu denli sıkıcı, ancak buna karşın evrensel bir ürüne sahip bulunan saz akordu prelüdümü geçeyim efendim. Gönlümüz bir balıktır, duygular yosun tutar. Gönlümüz bir balıktır, duygular yosun tutar. Denizin içindeyiz, denizin içindeyiz. Seyrederiz alemi, seyreder alemimizi. Seyredaldım alemi, seyreder alem beni. Seyrederken ben alemi, seyretsin alem beni. Artık saz zamanıdır, şimdi söz zamanıdır. Kafalar çok çok acayip, kafalar çok çok şizohir. Gönlümüz bir buluttur, duygular alçak uçar. Gönlümüz bir buluttur, duygular alçak uçar. İşte gökyüzündeyiz, işte gökyüzündeyiz. Seyrederiz alemi, seyreder alem bizi. Seyredaldım alemi, seyreder alem beni. Seyrederken ben alemi,
Seyretsin alem beni, artık saz zamanıdır, şimdi söz zamanıdır. Havalar çok çok acayip, havalar çok çok şizohid. Havalar çok 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 acayip, havaları çok çok acayip kılan, günün çok acayip haberleri ise acayip şöyle. Sol arabesk Ahmet Kaya şöyle buyurdu. Lan Türkiye'de alternatifim yok. Uzman bölücü Deniz Baykal CHP'yi C ve H ve P olarak üçe ayırmaya karar verdi. Ülkemizde 1 Mayıs'ın artık sözünün de herkesi rahatsız etmesi göz önünde bulundurularak bundan böyle saatli marif takviminden Mayıs'ın 1'inin çıkarılmasına, aradaki boşluğa dolgu olarak da bundan böyle Nisan ayının 31 çekmesine karar verildi. Süleyman Demirel'in koruma polisi Erdal İnönü bugün şöyle buyurdu. Korkarım iktidardayız. Mesut Yılmaz uzun konuşma orucunu bozdu, cümle kurdu, fakat dediğinden bir bok anlaşılmadı. Marmaris'in paşası Kenan Evren bugün Marmaris'te bir manavda 3 kişiye yaptı uzun konuşmada. Özetle şöyle dedi, şampuan saça zararlı. Muhalefetin muhalefeti Sayın Ecevit'ti. Bugün sinirli ve gergin görüldü. Gazetecilerin soruları üzerine daha da sinirlenerek şöyle dedi. Benim kafamı bozmayın. Raşan'la iki ayrı küçük parti kurmamız olası. Süleyman Demirel bugün anlamsızca mutlu görüldü. Ve özetle şöyle dedi. Ülkemizin Avrupa topluluğuna tam girecekken direkten dönüşü ülkede herkes üzüntüye gark ederken bu sonucu çok olumlu karşılayan Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda şöyle dedi. Açık seçik ifade ediyorum ki 2022 yılında Avrupa topluluğu bize girecek. Gönlümüz bir garip kuş, içimiz yağmur yağar. Gönlümüz bir garip kuş, içimiz yağmur yağar. Bir garip seherdeyiz, bir garip seherdeyiz. Seyrederiz alemi, sallamaz alemimizi. Seni daldım alemi, sallamaz alemimizi. Açılmayabilir. Çalmamış varsayılabilir. Varsayalım evde yokum. Varsayalım Beethoven'ım, çalıyorum da çalanı duymuyorum. Bu kadar da ısrar olmaz kardeşim. 750 kez çaldırdın. Baktın açılmıyor. Bırak vazgeç değil mi? Ulan uyuyorum belki. Olsun derin uykudayım. Allah Allah. Telefona sivrisinek muamelesi. Ne öldüremedik yan gitti. Bu kadar ısrar edildiğine göre evde olduğum biliniyor da nereden biliyorlar? Radarla mı tespit ediyorlar? Arılardan biri deme etti. Siz kimi aramışsınız kardeşim? Aradığınız kimsenin adını mı bilmiyorsunuz? Kendisi az mı meşhur? Kaç numara çevirdiniz? Niye orayı çevirince burası düşüyor? Burası düşse bile bu ne ısrar, kıyamet ne oluyor? Hayır hayır, bu numara numara değil, kapat dikkat çevir. Hayır kardeşim, bu numara numara değil, kapat dikkat çevir. Lan kardeşim, şimdi telefonda yanlış numara paneli yapmayalım mı? Ya dikkat çevir dedim ben sana, ne dedim?
dikkat çevirmiyorsunuz tabii. Ağızda sigara, akıl kirişte, göz oynaşta, kafa nimbüs, kümülüs, öyle abuk subuk çeviriyorsunuz. Daha dikkat çevireceksin. İlk numara çevirdikten sonra yarım saniye bekleyeceksin. Laf parmağına çekeceksin. Kadran tamamen titreyip kendine döndükten sonra ikinci numarayı çevireceksin. Ve ila nihaye telefonun kadranı yok mu kardeşim? Sizinki müzikli ve tuşlu mu? Onlarla düşürmek çok zor. Onlar Türkiye'ye bir numara büyük geliyormuş. Ve fakat onlarla beste yapılabiliyor. Müziğe geçin canım kardeşim. Tabii tabii Casio günler. Valla bence görüşmeler için cevaplı telgrafı deneyin. Hayır, kesin yanıt alıyorsunuz. Yok yok, postacı gladiyatörce getiriyordu. Telekomünikasyon günler kardeşim. Bir takıldı mı gider böyle. Diyaredo telefon. Alolardan bir heven ki. Evet maalesef bendeniz değil mi? Sesiniz bana hafif ecnebi. Oo, saygılar size efendim. Sizin sağlığınızı rica ederim. Estağfurullah. Oo, hayır hayır estağfurullah. Oo, estağfurullah. Ev sahibi morkin olsanım. Oo, estağfurullah. Oo, estağfurullah. 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 Hayır efendim. Estağfurullah. Evet, İngilizce biraz saz çaldım. 2 saat 22 dakika mı çaldım? Dopingsiz rekorumu egal etmişim hanımefendi. Zırvalıyorum gayet tabii. Yani çok mu gürültü oldu? Esasen gürültü çalmadım. Pir Sultan çaldım. Bakınız hanımefendiciğim, ev sahibi olarak hemen altındaki katta oturmanız çok üzüntülatif bir durum. Yani ben sizin için çok üzülüyorum. İsterseniz size... Başka bir yere baksak. Hayır zaten benden saz virtüöz değilim, ancak Zimbabwe'deki Aedes ağaç oğlan çocuklar için solo konser vereceğim de onun derin ve solo çalışmaları içindeyim. Tabii tabii dikkat ederim efendim. Bir de tekrar etmez. Anladım efendim, bir de geceleri çalma ama sabah er kalkar. Ezanla birlikte başlarım. Rica ederim estağfurullah, ev sahibimsiniz. Ne deseniz sakınız. Tabii tabii estağfurullah, rica ederim, güle güle. Ya hayır estağfurullah. Estağfurullah. Kim efendim? Dün bana gelen sarışın bayan. Arkadaşı mı? Asker arkadaşı mı? Olur mu efendim? Kendisi eskiden erkekti. Tabii tabii askerliği birlikte eda ettik. Askerlikten hemen sonra askerliğin stresinden midir neden bilinmez. Ameliyatla haşır döndü. Evet, dönekte sizinle ilgilendir. Ziyaretçilerim sizden bize mi alması gerekiyor? Ne kadar Bulgaristansız hanımefendi. Bakınız hanımefendi, bendeniz homoseksüel olmadığım için ziyaretime gelen arkadaşların bayan olmasını yeğe tutuyor. Öyle benim elimde olan bir şey değil. Hormonal bir tercih efendim. Maazallah bana sürekli oğlanlar ziyarete gelse. Öyle oğlanlar geliyor, oğlanlar gidiyor, oğlanlar geliyor, oğlanlar gidiyor. Apartmanımızın, muhitimizin, kentimizin, ülkemizin, Orta Doğu'muzun namusları daha endişematik durumlara düşmez derler mi? Ha, sizin de sürekli bayan arkadaşlarınızı kabul edişiniz. Ha, benim ve bakkalın ve PKK'nın dikkatini çekmekte. Siz ne diyorsunuz hanımefendiciğim, bakkal sizin için lezbiyen diyor. Artık PKK ne düşünür siz düşünün. Bakkalın bir suçu yok, o terbiyesiz buluş bendenize ait. Hayır Pasa Hanım arkadaşlarınız geliyorlar ya. Bakınız hanımefendiciğim, ben de ilkokulu bitireli 250 yıl oldu. Ev sahibi olmanız size baş öğretmenim olma hakkını vermez. Ne fuhuş hanımefendi? Hangi fuhuş? Lan nerede fuhuş? Bizim de canımız istiyor ama nerede? Hayır efendim, hayır hanım arkadaşlar geliyorlar, hanım hanımcık oturuyorlar, hanım hanımcık içki sigara tüketiyorlar, hanım hanımcık gidiyorlar. O sizin muhayyelenize eziyet olan Almanca Mickey filmi durumlar olmuyor. Hangi karla gıcırtısı?
Ne gıcırsa efendim, benim karılam yok ki. Hayır efendim, ben deniz hamakta ahmıyorum, yatıyorum. Tabii tabii anladım, dikkat ederim efendim. Hayır hayır, rica ederim, estağfurullah, güle... estağfurullah. Yo, estağfurullah. 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 Yarın sabah 07'de uyuyor olacağım hanımefendi. Gözümde pireler uçuyor olacaklar. Usta ne ustası? Yapı ustası Sol Nesli. Ve arkadaşları ustalar silsilesine şeker. Benim banyoda inşaat ne şeker. Benim banyoya üst geçit mi yaptırıyoruz? Hanımefendi 07'de ben yeni yatmış olacağım. Benim uyuma saatlerimde benim evimde inşaat düzenleyemezsiniz herhalde, değil mi? Usta gelmişken sizin banyoda bir inşaat düzenleyin. Aa, inşaat biter mi efendim? Örneğin sizin banyoda mutfağa metro yaptırın mı? Bitişik duvar değmez, haklısınız. Santimetro yaptırın, fırt geçersiniz. Ben 7'de usta kabul edemeyeceğim hanımefendi. Değişmesin efendim sifon. Sıçan benim, sifonu çeken benim. Benden sonra Niagara taktırır, sonsuz çekersiniz. Hayır, yarın 7'de ustaya kapı açılmayacak. Zile kibri sokulacak. Stres günler. Ev sahibi Morkino Sanım acayip. Yaşantımı müfredat programlıyor. Sabah 7.15 usta. 7.45 usta ile kontinental kahvaltı. Usta yumurtayı nasıl alırlar? 8 zart teftiş. Ev sahibi hanım, bizim ustayı kahvaltı ettiler mi? Aslında ev sahibi kiracı sevmiyor. Kira seviyor. Devlet bu kiralık daireleri ev sahiplerinin elinden alsa, bizlere makul renkli Türkçe bir kirayla kiralatsa, biz de devletimize Türk parası olarak kiramızı ödesek, devlet de ev sahiplerine ömür boyu ev sahipliği maaşı bağlasa, gücü yetiyorsa dolar olarak, ortalık süt liman olacak da süt liman sevgisi henüz o kadar gelişmiş değil. Her konuda yani süt liman sevgisi gelişmiş olsa, örneğin bana yıllardır bir yandan annem, bir yandan ev sahibim, bir yandan arkadaşlarım evlensene, evlensene diye baskı yapmazlardı. Üstelik bendeniz yıllardır birkaç kez evliyim de bundan kimsenin haberi yok. Çünkü bu en birinci yıl evliliklerimde belediyenin muhabbet tellallığı, yüzük adı altında beyaz kuyum ticareti, siyah haşin deftere öcü imza, ol öcü imza sırasında kim kimin ayağına bastı tribi, don't üzüm şahitler, nikah şekerleri, nikah davetiyeleri yoktu. Bunlar olmadan da evlilik olur diye düşünerek biz aklı başında birkaç hanımla elden günden gizli kendi aramızda evlendik. Aslında benim için değişik deneyimler oldu. Hepsinden bir sürü şey öğrendim. Örneğin ilk karımla her konuda anlaşıyor değildik ama İlle her konuda anlaşmamız gerekmez diye düşünüyorduk. Ben kitap okuma manyağıyım. Deli gibi kitap okuyorum. Bu okuduklarımı da birileriyle tartışmak arzusu da yanıp tutuşurken ilk karım okuma sevmiyor. O okusa da bir şey anlamıyor. Benim hatırım için bir tür göz okuması yapıyor. Satırları irdeliyor. Daha sonra kitabı ikinci sayfasından bükerek başucumuza bırakıyor. Ben birkaç gün sonra onun daha da ilgileneceğini umduğum bir kitapla çıkıyorum karşısına. Ancak o kitapta birkaç gün içinde ikinci sayfasından bükülerek, başucumuzda ikinci sayfasından bükülmüş hüzünlü kitaplar yanında Nizami yerini alıyor. Karıma bu okuma konusunda ısrar etmekten vazgeçtim. Hatta ona haksızlık ettiğimi düşündüm. Çünkü örneğin karım da örgü örmeyi seviyor ama akşam beni karşısına alıp hadi bakalım iki çift bir ters, iki çift bir ters biçiminde akşam sanat kursları zerk etmiyor. Daha da ileri giderek elime iki şiş verip hadi bakalım ör bakalım cilveli Selanik'i biçiminde sınavlara sokmuyor. Ona bayağı haksızlık ettiğimi düşünerek aramızda bu okuma konusunu kapattığımı, ancak ben kendim deli gibi okumayı sürdürdüğüm için bu okuduklarımı birileriyle tartışmak arzusuyla yanıp tutuşurken Taksim'de Frans Konsolosluğu'nun kitaplığında Ionesco Kopervar, genç güzel bir bayanla tanıştım. Ionesco Kopervar'ın daha önce Paris'te bulunmuş, mükemmel Fransızca konuşuyor. Ionesco konusuna takmış kafayı. Başladık Ionesco'dan muhabbete. Muhabbet gelişti. Birlikte konsolosluktan caddeye çıktık. Galatasaray'a doğru yürümeye başladığımızın farkında değilim. Ben artık kaptırmışım Ionesco konusuna. Ionesco Perver Hanım'a Ionesco'nun babasının Romanya'da devrim sırasında devrimciler tarafından öldürüldüğünü, bunun çok etkisinde kalan çocuk Ionesco'nun bu yüzden büyüyünce antikomünist olduğunu, şimdi Paris'te Boulogne Ormanı'nda bir apartmanın zemin katında kapısının arkasını zincirleyerek paranoyak bir yaşam sürdürdüğünü, hatta bu zincirli kapı aralığından benim bizzat Ionesco'yu canlı olarak birkaç kare bulldog köpeği gibi gördüğümü belirtince Ionesco Perver Hanım heyecanlandı. İsterseniz bize gidelim uzun uzun konuşalım dedi. Oradan bir ara sokaktan
Yunan Tarlabaşı Trasi'ye çıktık. Ionesco Perfer'in evine gitmek üzere bir taksiye bindik. Takside onun Ionesco konusunda bayağı bilgi sahibi olduğunu ayrımsadım. Yalnızca Ionesco'yu bilmekle kalmıyor. Ionesco'yu aynı biçimde Rus devriminde babasını yitiren devrime küskün çağdaş Rus yazarı Alexeyev Arbuzov'la karşılaştırıyordu. Arbuzov'u tanıyor olması bana Rabbin bir nimetiydi. Taksiye kaç ruble verdim anımsamıyorum. İndik Ionesco Perver'in evine girdik, soyunduk, dökündük. Alexeyev Arbuzov'un çocukluğuyla Anton Pavlovich Çekov'un çocukluğunun birbirine benzer benzemez yönlerinden Çekov'un doğmuş bulunduğu Karadeniz kıyısındaki Taganrog kasabasının bizim Karadeniz kıyısındaki Ünye'ye nedenli benzediğinden, Ünye'de anneannemin bahçesindeki vişne ağacından Çekov'un vişne bahçesine köprüler kuruyordum ki birdenbire Ionesco Perver Hanım'ın donla olduğunu ayrımsadım. Önce bu ayrıntı üstünde durmayayım. Muhabbet güzel, kaptırmış gidiyoruz diye düşündüm. Fakat zihnim oraya takılı kalmış olmalı ki muhabbetin ucunu kaçırmışım. Dolayısıyla şimdi tam anımsayamıyorum. Nasıl oldu da Dostoyevski konusuna gelindi? Ha, nereden açıldı Dostoyevski mevzu? Tabii oradan dolaylı olarak suç ve cezaya varıldı. Bir baktım ki en budala halimle... İşte ben de donlayım mı? Artık ondan sonra da olayın suçu ve cezası ve faturası ve KDV'si tamamen Dostoyevski'ye kesilmek kaydıyla Ionesco Perver Hanım'la biz efendi gibi AIDS alışverişine koyulduk. Olayın bitiminde bir pişmanlık duygusu, seri sportif giyindim, katil cinayet yerinden fuleli adımlarla biçim oradan uzaklaştım. Yürüyerek eve geliyorum, yolda kafam allak bullak, olup biteni karıma anlatıp anlatmama konusunda kendi kendimle tartışmadayım. Önce anlatmamaya karar verdim, karım şimdi bu olayı abartır, sen o kadını kaç yıldır tanıyorsun kavgasına ulaşır düşüncesiyle. Daha sonra da nasıl olsa bir gün bir yerden duyacaktır, bari önce ben anlatayım, delikanlılık bende kalsın diye düşündüm. Karım olayı özetle, ayrıntılar üzerinde fazla durmadan anlattım. Karım bu ayrıntısız özeti sonuna dek sükunetle dinledi. Sonunda da Dostoyevski'nin ağzına sıçayım dedi. Hayır ama sıçtırmayayım Dostoyevski'nin ağzına. Bir kavga Dostoyevski yüzünden, aramızda nikah olmadığı için 6,5 dakikada boşandık. Daha sonra o Ionesco Perver Hanım'la geçici bir evliliğimiz oldu. Ancak bu kez de 24 saat Ionesco görüşmekten ötürü gerek Ionesco'dan gerek Ionesco Perver Hanım'dan şiddetli sıkılarak ikisinden birden ayrıldım lan. İkisinin ortası bir şey bulamaz mıyım acaba diye durumumu Güzin ablaya yazdım. Güzin abla benim mektubumu başka bir mektupla karıştırmış olacak ki doğaldır. Günde 757 bin mektup alıyor. Bana şöyle abuk subuk bir yanıt geldi. Zararın neresinden dönülse kârdır. Hemen bir doktora görünürüz yavrucuğum. Belki de hamile değilsinizdir. İşte ondan sonra da bu evlilik konusunu bir süre kurcalamamaya karar verdim. Yani bana kalırsa adamın ya çok karısı olmalı padişah mati ki. Öyle ya, sıkıldığımı vın sefere. Tabii canım, ne var bu yıl Muhaç'tayım bayi. Ya da hiç karısı olmamalı. Boris Vian diyor ki, Boris Vian diyor ki, daktiloyla evlisin zaten mi? Boris Vian diyor ki, Boris Vian diyor ki, daktiloyla evlisin zaten mi? Yoksul gönlüm susarak, sevgiden yana, sevgiden yana. Boris Vian diyor ki, yalnızlıktır dinimiz. Boris Vian diyor ki, yalnızlıktır dinimiz. Örneğin bir trenden, örneğin bir trenden, istediğiniz yerde ineğiniz. Boris Vian diyor ki, çok yararı vardır genç bir bayanla evlenmenin. Çünkü bir bayanla evlenmenin yararı saysay bitmez. Bir evliliğin yararı saymakla bitmez. Boktan taraflarını saymazsan. Boris Vian diyor ki, çok yararı vardır yaşlı bir bayanla evlenmenin. Çünkü bir bayanla evlenmenin yararı saysay bitmez. Bir evliliğin faziletleri saymakla bitmez. Boktan taraflarını saymazsan. Boris Vian diyor ki, özünde evlilik çok boktan bir şeydir. Bir bayanla birlikteliği saymazsan. İşte öyle konuşuyor bu Boris Vian. Laf ola beri kan belki.
Artık çakmak istemeyen bu çakmaklar neden atılamıyor? Artık yazmamakta direnen ispirtolu ispirtosuz kalemler hiç tükenmemesi gerekirken bir cümlenin en güzel yerinde tükenen tükenmez kalemler ve boş ve plastik ve aptal ve şaşalı su şişeleri atılabiliyor mu? Artık çalışmamakta direnen bir saati ya da fotoğrafçılıkla hiç ilgisi kalmamış bir fotoğraf makinesi iskeletini atabilmişliğiniz var mı? 20 yıl önceki banka hesap defterlerini, çek defteri koçanlarını hala saklayanlar var. Hayır hesabımızı bilelim. Poro kutuları, şeker kutuları, çikolata kutuları, bırt kutuları, dırt kutuları, genelde bir limon kutular en atılamayan arasında kutu içinde en içinde ömrümüz saklı. Saklanan her zamanında timinginin geldiği doğru değil atabilemiyoruz. Böyle bir bit pazarı ruhumuz var. Ama ben de bunları anneme doğru söyleyeyim diyor. Sizde bayağı böyle bir atılama durumu var yani. Hayır herkese var efendim atabilemiyoruz. Böyle bir bit pazarı ruhumuz var genelde. Ateşiniz var mı hanımefendi? Hanımefendi ateş biriktirmiyor. Ateş dışında ne varsa onda bulunuyor. Ateşi olan var mı? Atın efendim tutarım. Sizin kalecilerde bakacağız. Niçin böyle bir gol kompleksiyle atıyorsunuz? Şöyle mülayimce şandelleseniz ne olur canım kardeşim? Kaç kaçız şimdi? Efendim? Bir bok atmadınız yakaladık. Hiç gol atamama durumunuz devam ediyor yani. Eyvallah. Siz o kabızlardan oluyorsunuz demek ki. Ben şimdi birazdan atacağım size. Çünkü çakmağı herhalde iade edeceğiz. Anaplı olmadığımıza göre. O sırada bir gol olacak yani. Neden üstünde Sabena yazıyor? Efendim? Sabena hava yollarından size eşantıyor mu çakmak? Devamlı mı uçuyorsunuz? Allah'tan bugün buraya indiniz de görüşüyoruz. Evet. Duyamıyoruz. Herkes gülünce konuşmayacaksınız. Onlar sıçak. Sın. Şimdi o konuşuyor. Söyle. Hep böyle şimdi uçtuğum gibi uçarım. Zaten yazı da uçuk mu abi? Uçuk bir tip olduğunuz belli oluyor. Bildiğimiz zıt tokaylardan değil. Hazreti Fedo. Ne yazıyor göt cebinde? Madeyim France. Evet. Geçiyordum uğradım ben. Ülkemizden geçiş halinde bulunuyorlar. Zaten bizim zıt tokaylar gibi değil. Yani sizde dolaşa dolaşa çakmakta bir Türklük oluşmuş. Zaman zaman yanamıyor. Yok yine fena değil. Onda 9 falan gidiyor yani ki. Güzel. Buyurun efendim, kalecinize bakalım. Heyecanlanmayın. Oturun. Oturun canım. Ama ben arkadaşları düşünüyorum. Arkadaşlara ne? Ben sizin gibi böyle bir gol kompleksiyle atmayacağım ki. Efendi gibi şandelleyeceğim. Kalecilik gerekmiyor. Öyle durun siz orada. Çakmağı oraya indireceğim canım sadece. Kaleciliğe ihtiyaç yok. Gol kralının tevazu söz konusu. Şandeleyeceğim sana oraya. Yalnız sadece senin de elinde bir gayret olması gerekiyordu. Öyle Trabzonspor kalesi Victor gibi durmanın alemi yok. Öyle Victor gibi duruyordu. Top harekete geçtikten sonra mı hareket çıksın? Victor da öyle diyor. Fakat... Evet. Otur tabii senin kalen orası. Niye ayağa kalkıyorsun? Şimdi skorboardçular golü göremeyecek bu durumda. Kalecinin ayağa kalkma diye bir durum var mı maçta? Kaleci oturmaz da. Tamam, siz oturan kaleci oluyorsunuz. Çünkü maç oturulan bir maç. Yalnız o sol bek beyefendi, siz biraz söyleyin. Önündeki hiç öyle alınmayan sol bek siz oluyorsunuz. Şu vaziyet, Rodin durumu. Evet ha. Evet, işte bu kadar. Teşekkür ederim. Seni alkışlıyorlar. Teşekkür ediyorum size.
Rahatsız ettim efendim sizi. Dolayısıyla Rodin Solbek arkadaşı. Doktor bana sigarayı yasakladı da ben kendime böyle bir dümen buldum. Birinci perde biter içmem şart diye. Doktor dedi ki ulan ne güzel, sigara içmeden tiyatro oynanmaz mı? Olur mu doktor bey? Tamamen sigarayla ilgili bir sahne. Orada bir adet fosur fosur içmem şart dedim. Doktor ne yapsın? Tıbbi boynunu büktü. Tamam iç. Yalnız adilik etme. Bir tane iç dedi. Şimdi hepinizin de göreceği gibi bu sahnenin sigarayla hiçbir ilgisi yok. Doktorla aramızda bu içki sigara paneli yıllardır medcezir halinde sürüp gitmekte. Doktor bana diyor ki içki sigarayı tamamen bırakırsan ömrün uzar. Peki lan doktorcum dedim. İçkiyi sigarayı tamamen bırakırsam ömrümün uzayacağını siz bana garanti edebilir misiniz? Doktor yine tıbbi boynunu büktü. Tabii artık dedi sen içkiyi sigarayı bıraktıktan sonra günler sana öyle uzun gelir, ömür öyle uzun gelir ki. Onun üzerine ben birinci perde bir tane yöntemini korumaya karar verdim. Efendim eski gazeteler, okunmuş da beğenilmemiş kitaplar aratılabiliyor mu? Benim kötü yazılmış diye çok sıkılarak 3. sayfasında camdan fırlattığım kitap var. Kapıcı Madi getiriyor. Abi kitabınız düşmüş. Hayır bir bok düşse getirmez. Düşük kitap Sekaya da hediye edilebilir. Hallamur Edip Akkağıt eylesinler. Var ya İzmit'te bizim medarı iftarımız, fabrikamız Raştak, Akkağıt ve Pişmaniye Fabrikası. Pişman olmuş kitaplar için. Kötü yazılmış ya da cız tükaka yazılmış kitapların yakılmasına oranla halli hamur edilerek hakikat eğlenmesi elbet daha ılımlı. Yani yakılmasına oranla ılımlı. Eski sandalyelerinizi ne yapıyorsunuz? Artık oturulamayanlar. Annenize doğru soruyorum. Ne yapıyorsunuz artık oturulamayan sandalyeleri efendim? Atıyorsunuz. Attıklarınızda yer tutuyor. Başka atmadıklarınız var çünkü. Atılanlar da var yani sizde. Artık oturulamayan sandalyeler hanımefendi atıyorken siz ne yapıyorsunuz? Oturmuyoruz. Salak onu söylüyorum zaten. Sana zeka testi yapmıyoruz. Sandalye ne olur onu söylüyoruz. Oturmadığını söylüyoruz zaten. Oturulamayan diyoruz. Oturmuyoruz diyor fakat atmıyor bu salak. Saklıyor. Ne olmaz ne olmaz. Belki bir gün kıçı olmayan bir misafir gelir. Olabilir tabii. Ben sizin gibi özel tipler için sormuyorum. Peki çocukluktan kalma artık bilinmesi söz konusu olmayan bisikletleri hanımefendi atıyor. O oturmuyorken sizler ne yapıyorsunuz? Artık çalışmamakta kesin kararlı çok eski General Elektrik çamaşır makinelerini hanımefendi zor da olsa atıyor. Öbürü ona oturmuyorken sizler ne yapıyorsunuz? Bir şey yapmıyorsunuz. Herkesin evinde var böyle kıvır and zıvır. Hanımefendinin evinde de sandalye dışında mutlaka var. Çünkü kızı anneme doğru dediğine göre onların evinde de böyle bir tıkış tıkışlık var. Atılamıyor efendim. Ne olmaz ne olmaz endişesiyle evin küçük bir odasına tıkış tıkışlar. Tabii canım sandık odası. Koskoca bir odaya dikine sandık muamelesi. Muamelesi etmekle bilse ki yine iyi. Madem ki böyle bir döküntü arşivindeyiz. Arşivimizin dökümünü bilmek zorundayız. Hangi döküntümüz nerede? Ne derece döküntü? Ne zaman ne işe yarayabilir? İşte böyle kim umursamadığımız döküntü de ömrümüzden bir şeyleri alıp götürmekte. Sakla zamanı, çalsın zamanı. Değil mi efendim? Ama sizin vaktiniz çok herhalde. Öyle olmasa örneğin ben şu bir box mektuba bana geldikleri zaman şöyle bir göz atıp bunları yırtıp atabilseydim. Benim hayatta böyle bir yanıtlanması gereken mektuplar reyonum olmayacaktı. Aslında bir mektup almak tabii ki çok keyifli bir şey. Ben bir mektup aldığım zaman çok heyecanlanırım. Mektup açmadan puluna bakarım, damgasına bakarım. Nereden atılmış, ne zaman atılmış. Sayın PTT bu işi kaç günde başarmış. İki mektup almak daha heyecanlı elbette. Hangisini anca açayım gibi bir keyfi var. Sizi bekleyen sürprizi geciktirebilirsiniz. Ancak her gün böyle bir box mektup almak da hafif şizo bir şey. Değil bunların hepsine yanıt vermek. Benim bunlara oturup
doğru dürüst okumaya zamanım yok. Eğer ben her gün oturup bunları okursam başka bir şey okumaya zamanım olmayacak. Bende bir güzin ablalaşma görülecek. Onun için ben bildiğimi okuyarak mektupları rondladıktan sonra kutulama yöntemini buldum. Ancak mektubu rondladığınızda, yani bir başına bir kıçına dikiz atıldığında mektup kendiliğinden çözülmekte. Mektubun başından ne demek istediği, sözü nereye getireceği, hayranlık mı, hakaret mi, küstahlık mı olduğu, mektubun kıçından da doğal olarak mektubun cinsi anlaşılmakta. Öyle ya, mektup erkek mi dişi mi? Hayır, dişimize göre mi? Çok nizami ve demokratik bir çalış değil mi? Hüsamettin Cintonik herhalde. Alolar silsilesi. Evet, maalesef bendiniz değil mi? Rahatsız tabii ettiniz. Ama artık madem ettiniz, kaptırın koy verin buyurun. Olay nedir kardeşim? Konu nedir? Gazetenizin ismi nedir? Anladım canım kardeşim de gazetenizin ismi yok mu? Ne gazetesi? Gazetenin ismi mi şey? Niye gazete isim bulamamışlar? Gazetenin ismi ayıp bir şey de siz ele güne karşı bir şey diyorsunuz. Ayıp bir gazete mi kardeşim? İbne muhabiriniz var mı? Hiç duymadım ben gazete olarak sadece Cumhuriyet, Le Monde, Frankfurter Allgemeine ve Çarşamba Yeşilırmak'ın sesi gazetelerini okumaktayım. Benimle mi röportaj? Sağ ol kardeşim. Ben röportaj yapıyorum. Artık yapıyorum. Yapmama hakkım yok mu? Tamam işte onu kullanıyorum. Hayır, röportaj bende virüs yapıyor. Röpo virüsü yeni çıktı. Sorma kardeşim, işte o ayaküstü röportaj oluyor, yanıt veremem. Hayır hayır, yanıt veremem. Annem kızıyor. Abuk sabuk yazıyorsunuz, annem okuyor inanıyor. Bak canım kardeşim, en son röportajım bir gazeteci arkadaşım öyle ayaküstü telefonda yaptık. O bana bir şey sordu, ben ona yanıt olarak yalnızca Çanakkale Boğazı dedim. Desem bir de cümlenin kıçından ünlem demiş olabilirim. Devrisi gün gazetede benim ağzımdan kocaman başlık, anüs ağzındaki yangın ünlem mi? Evet, ünlemin hakkı ünleme, Sezar'ınki mezara. O zamandan beri röportaj yapıyorum. Ne istersen onu yaz canım salak kardeşim. Bir şey söylesem sanki onu mu yazacaksın? Hadi asparagas günler. Gazetecilik nasıl olup da böyle abuk subuk bir iş haline gelebilir? Benim çocukluğumda gazetecilik çok saygın bir işti. Ben çok küçüktüm, hiç unutmam. Edirne kapıdaki eve bir gün öğlen yemeğine iyi giyimli orta yaşlı kır saçlı bir bey geldi. Kapılarda karşılandı, sokaklarda yol edildi. Evimizde Hıfzı Veldet Hoca'nın gördüğüne yakın bir saygınlık görünce ben acayip merak ettim. Peki bu amca kim dedim. Bu amca kim olur mu çocuğum? Bu amca gazeteci dedim. Böyle bir anım var. Anı diyorum tabii, çünkü şimdi artık oyundan sonra bir yere bir bardak bir şey içmeye, bir satır bir şey yemeye gidiyoruz. Barda pis bitip beni kesiyor, pis bakıyor, bıyık buraya sakal kurcalıyor. Artık sonra da aşırı sıkılarak masamdaki arkadaşlara soruyorum. Arkadaşlar kimdir o barda beni kesen Robinson Bey, tanıyan var mı diyorum. Bakıyorlar, siktir et gazeteci. Araya gazeteci girdi, kapağı gazeteci parantezi. Bu mektuplara yanıt yazmanın bir sakıncası şu. Şimdi siz yanıt yazarsınız da karşı taraf sizin yanıtınızı yanıtsız bırakır mı sanıyorsunuz? Mektubunu aldım, çok sevindim. Şak 10 sayfa koy kutuya. Ancak yanıt yazmazsanız da karşı taraf birdenbire kendini aşağılanmış, horlanmış, adam yerine koyulmamış hissedecek. Bir Türk olarak 1300 kompleksi bir arada edinecek. Benim ne küstahlığım ne ukalalığım kalacak. Bunun gözü kalktı diyecek. Diyecekler bir demesin diye oturup yazarsanız sizin hiç tanımadığı birisiyle sizi 3 aşağı 5 yukarı tanıdığı sanan birisi arasında birdenbire ilgisiz bir PTT bağlantısı kurulmakta, o 4. mektubuna şöyle başlayabilmekte: ben aynı kanıda değilim. Hangi kanıda? Hangi konuda? Yani ki ona yazdıklarınızı da unutmamanız gerekiyor. O zaman şöyle yapabilirsiniz. Ona yazdığınız mektupları da öyle çift kopya yazıyorsunuz. Bir kopyayı ona gönderiyorsunuz, bir kopyayı dosyaya. Bir kopyayı ona gönderiyorsunuz, bir kopyayı dosyaya. Onun size yazdıklarını da kronolojik sırayla bir başka dosyaya. Her iki cici dosyayı ortak bir klasöre, giden evrak gelen evrak. Da yine de bir mektuba yanıt yazmamak ayıp bir şey. Çünkü
mektup güzel bir şey. Kendine has bir şiiri var. Çiçek gibi bir şey. Onun için ben mektupları rondladıktan sonra bu kutulama yöntemini buldum. Böylece onları yitirmiyorum. Kutu hayvansal boyutuyla her gün gözümü ve bilinçaltımı dürtükleri yanıt yanıt diye ben de zamandan zaman çalabildiğim zaman kutudan bir çekiliş yapıp günün talihlisine yanıt yazıyorum. Kimisine 6 ay sonra, kimisine 2 yıl sonra ama hepsine kendime özgü bir yanıt yazıyorum. Şimdi sizler benim noterim olun. Kutudan bir çekiliş yapıp günün talihlisini yanıtlayalım. Günün talihlisini belirlemek için yöntemimiz ilkel. Çünkü yöntemle de ayrıca zaman yitirmeye özel çaba sarf etmiyoruz. Şöyle yapıyoruz en kolay. Ya şundadır ya bunda. Helvacının dolunda. Helvacıdır. Daha açmayacağım. Böyle bir hakkımız da var. Açmayabiliyoruz. Daha kim acaba? İşte böyle bir enayi meraktan açıyoruz. Öyle ya, ben şimdi bilsem Bıst gazetesini için açayım. Ancak açmadığınız sürece de bu ses sizde frekans olarak böyle küçük bir sinir üretiyor. O küçük sinir çok küçük bir sürede akıl almaz bir biçimde galaktikasal boyutlara ulaşıyor. Daha sonra da hiç gereği yokken, durup dururken tele karşı tarafa anlamsızca yanıt ve tavır oluyor şekilde görüldüğü üzere. Ne var be, ne var be, ne var? Tamam ulan, benim ne olacak? Kim? Baro mu? Jean-Louis Baro mu? İstanbul Barosu. Tayfun sen misin? Ulan niye ben Tayfun demiyorsun? Baro maro kafamı kıraçlıyorsun mu? Baro'dan beri şerefsiz santral değil mi? Benim ve herkesin avukatı aptal Tayfun değil mi? Tayfun? Tayfun. Tayfun? Tayfun. Tayfun? Aha Tayfun. Aradın telefon 3 dakikalık mı Tayfun? Değil mi? Asiktir. Bilirkişi raporunu okuruz inşallah boş bir günümüzde. Sen şimdi bana telefondan mı bilirkişi raporu okuyacaksın? Tayfun. Mama bir oku. Tabii canım, çok önemli. Ben rahatım, sen keyfine bak. Ne demiş? Tabii bu da bir çözüm. Ne oldu hanımefendi? Neye taktınız? Bu bir şeye takmamış herhalde bizim. Takmayın bari, bir de sizinle uğraşmayalım. Ha, nereye dikilsin? Özür dilerim hanımefendi, çorapları ters giymiş. Esasen kırmızısı bu tarafta olacak. Hatta sizin için şöyle bir dev kıyam da olabilir. 25 Mart 1530. Evet, resmen 1530. Nasıl olur? PTT anca mı ulaştırıyor? Olamaz da nasıl bana yönelik olabiliyor? Kadri Sultan Süleyman mıyım ben? Bir yanlışlık neresinde bunu yanlışlık? Gayet belirgin olarak 1530, pek belirgin olmamak kaydıyla 5'te 3 arasında noktamsı bir durum sezinleniyor. 15.30 saat mi niyetini mi açık? Olsa olsa öyle olabilir. Saat yıl olarak belirlenmiş. Yıl belirlenmemiş. Sonuç 25 Mart 1530. Herhangi şeyler oyununuzu izlemeye gelmişti. Başka neye geleceksin? Bu izlemeye gelmiş. Oyun sırasında flash, fluş resminizi çeken bir izleyiciye, aç parantez bir hanıma, kapı parantezi. Yaptığınız hakaret beni rahatsız etti. Önce ikaz ederek o hanımın fotoğraf çekmesini engellediniz. Daha sonra da aç parantez, dilini arılar sokası siz ünlem, kapı parantezi. Dürün, bükün, sokun. O makineyi çantasına dediniz. İzleyicilerinize karşı biraz daha saygılı olmanız gerekir. Ön yargılarınızı evinizde ya da sahnenizde bırakın.
gelin konuğum ol. Çaylar tartışırız. Çaylar tartışırız. Ne demek? Çay içer anlamında mı kullanıyor? Herhalde. Çaylar tartışırız. Uygarca. Korkmayın. Çekinmeyin. Hırsınıza ve namusunuza hiçbir şey olmaz. Tarih 333-38-28 Serap. Serap Hanım'ın mektubu yanıt iktiza ediyor. Kendisine yanıt bugün kısmetmiş demek ki. 15 Nisan. Saatiniz kaç efendim? 22-22. 2222. Sevgili Serap, oyun sırasında orta sıralardan kaleci gibi yükselerek şakkada şuk fotoğraf çekilmesi benden çok çevredeki izleyicileri rahatsız etmekte olup dünyanın hiçbir yerinde görülmüş iş değildir. Tiyatrolarda ve askeri stratejik bölgelerde fotoğraf çekilmesi çok fena yasaktır. Avukatı bulunduğunuz müvekkil izleyiciye fotoğraf makinesini kaldırmasını söylerken sizin bu dürme ve bükme ve sokma fiillerine olan duyarlılığınızdan haberdar değildim. Yoksa makinenin kaldırılmasını başka fiillerle de isteyebilirdim. Türkçemizin bu terbiyesiz ve arda arda geldiğinde insanın aklına ek kaka şeyler getiren fiilleri adına sizden özür dilerim. Telefon numaranızdan İstanbul'un Anadolu yakasında oturduğunuz özümleniyor. Nazik ve uygar çaylama davetinize teşekkür ederim. Ancak sizin de belirttiğiniz gibi ırzıma ve namusuma hiçbir şey olmayacaksa ben niye durup dururken Anadolu'ya geçeyim? Bu mektubu yırtmayın. Dürün. Bükün. Koklayın. Dilini aralar çok küçükken soktu bendeniz. Yapma ya. Dinlemez olayım lan. Burada böyle donup kalmışım. Hayır, insan böyle bir rapor karşısında ne diyebilir yani Tayfun'cum? Ne denilebilir ki? Vay canlasını. Hatta vay anneannesini. Çok teşekkür ederim. Sana zahmet oldu. Ağzına sağlık. Güle güle. Hayır hayır, rica ederim. Ben şükrederim. Güle güle. Tabii tabii. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Tayfun güle güle. Ne var Tayfun? Tabii siz Tayfun olamazsınız hanımefendi. Tayfun erkek bir kere. Hayır hayır, bendeniz Tayfun altıydım. Pardonlar silsilesi. Ne istemiştiniz? Turseyir. Hanımefendi, burası bakkal değil. Hayır, benim kendime az bir dağınıklığım var ama bakkal kadar çeşidim yok. Benimki daha çok kırtasiye üstünde. İsterseniz size karbon kağıdı gönderebilirim. Arasına koyarsınız hanımefendi. Vallahi efendim, bilemiyorum ki neyin arasına. Ben de bakkal değilim, dalga geçme hakkımı sonuna dek kullanmak istiyorum. Hayır efendim, burası bakkaliye değil, ben bakkalınız değilim. Kaç numara çevirdiniz siz? Numara doğru. Ancak bu benim ev numaram. Nasıl oluyor da sizin defterde bakkal görünüyorum? Epidir mi öyle görünüyorum? Ne kadar vahim. Bakkal kimim ben de? Bakkal Metin Bey. Memnun oldum. Hayır hanımefendiciğim, bakkal Metin Bey olayıyla ben bugün aniden birden memnun oldum. Nasıl olur hanımefendi? Hayır, ne münasebet? Yok. Hayır efendim, babam da bakkal değil. Biz dört kuşaktır bakkal değiliz.
Siz bizi VIP koçlarla karıştırıyorsunuz. Oo, evet efendim haklısınız. Bu telefon bundan çok yıllar önce bir bakkala aitmiş, haklısınız. Böyle bir efsane var. E tabi efendim, bu anlattığınız efsane bundan 12 yıl mukaddem. Dede Korkut'tan hemen sonra. Arada kayda değer efsane yok. Ha çünkü Semra Özal efsanesi bilahare. Siz 12 yılda bir mi bakkal arıyorsunuz? Askeri darbe der, askeri darbe. Hayır efendim, benleriniz devraldım. Hanım ben de anlamıyorsunuz hayranım. Bakkaliyeyi devralmadım. Yalnız telefonu devraldım. Hanımefendi, son 12 yıl içinde bu numarayı çevirerek sizin Tursil elde edebilmiştiniz var mı? Ha ne yani, havaya girip ben size banyodaki Tursil'imi gönderdim be. Ne abartman hanımefendi? Görgüsüz hap daire 12, bir Tursil başka? Hayır, ben bakkalınızım, size şaka yaptım. Bir Tursil, bir Vernel, tamam şimdi gönderiyorum. Bu telefon bundan çok yıllar önce bir bakkala aitmiş. Yıllar sonra birdenbire teyzemin biri bu numarayı çevirip konuya böyle bir Tursil, bir Vernel diye balıklama dalabiliyor. İşte epik bir çağ yaşıyoruz. Ben bunu kime anlatsam inanmaz. Ya Sam uçmuş derler. Ben uçmuşsam Tursil manyak teyzem ne? Ona hangi sıfatı hediye edeceğiz? Aklımıza gelen sıfatları öyle bol keseden harcarsak birdenbire sıfat bulamama durumuyla karşı karşıya kalırız ki işte Tursil manyak teyzemin durumu da böyle uluslararası polisiye bir durumdur. Sıfatlar ötesi teyze. Senin ne oluyor? Aşağıdaki sigorta attı abi. Hı, güzel. Benim tepemin tası yerinde mi? Ne yapayım abi? Ne yapayım? İn aşağı, sigortayı bypassla. Baksana kaç tane kaldı, kandil oldu. Hamlet oynayacak dedim ya. Durum acayip Hamlet bir durum bu. Sigortayı beklerken ben size rehabilitasyon olarak biraz saz çalayım mı? Ben ne güzel, ben ne güzel işerim sabah güneşe karşı. Ben ne güzel, ben ne güzel işerim sabah güneşe karşı. Ardımda medreseler, önümde uzun çarşı. Ram dilav, 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 ram dilav. Geldim gittim, geldim gittim, yoruldum, hiçbir şey bulamadım. Geldim gittim, geldim gittim, yoruldum, hiçbir şey bulamadım. Yorulduğuma karşı, üzüldüğüme karşı. Ram dilam, ram dilar dilam, davri day dilam, derdidam. Ram dilar dilam, dilari dilam, derdidam. Sözde kirlettiğimiz her bir şeyler duruyor. Sözde kirlettiğimiz her bir şeyler duruyor. Bak ne diyorum sana, hemele güne karşı. Ram didam, ram didar didam, davri day didam, der didam. Ram didar didam, dillar didam, der didam. Aklıma her şey gelir bir doğan güne karşı. Aklıma her şey gelir bir doğan güne karşı. Aklıma bir şey gelir bir vatan güne karşı. Ram didam, ram didar didam, davri day didam, der didam. Ram didar didam, dilla didam, der didam. Benim bu yaşadığım bir sürekli kaşıntı. Benim bu yaşadığım bir sürekli kaşıntı. Alışkanlığa karşı, alışkanlığa karşı. Ram didam, ram didar didam, davri day didam, der didam. Ram didar didam, dilla didam, der didam. Turgut uyar, Turgut uyar söylemiş, ben saza uyarladım. Turgut uyar, Turgut uyar söylemiş,
ben saza uyarladım. Belki Turgut çok kısar sözleri yuvarladım. Ram didam, ram didar didam, davar iday didam, der didam. Ram didar didam, dillar didam, der didam. Ağustos 22 dediler ustan ölmüş. Ağustos 22 dediler ustan ölmüş. Çok gülünsün Azrail, Turgut uyar ölür mü? Ram didam, çok gülünsün Azrail, Turgut uyar ölür mü? Ram didam, ram didar didam, dabri day didam, dar didam. Ev sahibi Morkinos Hanım, Kanarya Severler Derneği Yönetim Kurulu'nda. Bizim apartmanda bütün zilleri söktürdü, her daireye bir kanarya taktırdı. Ne var çocuğum, ne var? Bırak buraya gazetelerimi. Gazeteleri bana sunmak için neden beni uyandırıyorsun? Hayır lan çocuğum, ben bir şey istemem. Benim tek istediğim sabahları kapımın çalınmaması. Anladın mı çocuğum? Allah Allah, bizim bakkala çırak dayandıramıyoruz. Her hafta yeni bir çırak işe başlıyor. Dolayısıyla ben her hafta yeni bir çırağı eğitmek zorunda kalıyorum. Bundan önceki çırağı gazeteler için beni uyandırmamasını ve ekmeği paspasın üstüne koymamasını öğretemeden çırak işten ayrıldı. Devresi gün çık 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 kapıda bir aptal çocuk. Kimsin çocuğum, kimsin çocuğum, kimsin çocuğum? Abi ben bakkalın yeni çırağı, bir şey lazım. Hayır çocuğum, bana bir şey lazım olmaz. Gazeteni buraya bırak. Ekmeği paspasın üstüne koyma. Sabahları kımı çalma. Anladın mı çocuğum? Anlamışçasına baş sallıyor. Derisi gün çık 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 çık. Kapıda aynı aptal çocuk. Ne var çocuğum, ne var çocuğum, ne var çocuğum? Abi bir şey lazım. Çocuğum söyledik ya, dün de lazım değildi. Bugün de değil. Yarın hiç lazım olmayacak. Neyse, bir fırça bir fırça yöntemiyle onu eğitiyorsunuz. 2-3 gün kafanızı dinliyorsunuz. 2-3 gün sonra çık 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 çık. Kapıda daha aptal bir çocuk. Abi ben bakkalın da aptal, çırağın bir şey lazım. Her hafta çırak değişirse böyle olur tabii de. Neden her hafta çırak değişiyor acaba? Bakkal herhalde çıraklara gerektiğinden fazla para veriyor. Bir haftada zengin olan çırak köşeyi dönüyor. Öyle ya, 15 günde holdingleşiyor. Söyledim bakkala, bu kadar para verme bu çocuklara. Çırak da yandıramazsın dedim. Bakkal bana ne dese beğenirsiniz. Abi ben onlara 5 para vermiyorum ki. Onlar apartmanlardan aldıkları bahşişlerle yaşıyorlar. Haftada 50 bin lira onlar bana bakkaliye veriyorlar. O zaman anlaşıldı çocukların haftaya neden güler yüzle başlayıp hafta ortası çevreye şizo baktıkları. Aslında her hafta işe başlayan çırağı kafadan 50 bin lirasını takdim edip Allah'ın şu 50 bine beni bir hafta rahat bırak da denilebilir. Ancak henüz evde para basmaya başlamadık. Yolsuzluklar. Bu ara yolsuzluklar çok moda. Sorumlular hesap versin. Evet, sorumlular da öyle düşünüyordu. Biri çağırsa da gidip hep bu yolsuzluğun hesabını versek diye. Demirel. Mesele bizim açımızdan kapanmış. Bakın aşırt diye kapattık onu. 100 bin belediye işçisi eyleme gidiyor. Siktir, yine çöpler sokaklara yığılacak. Eyleme gittiler mi İstanbul'u bok götürüyor. Nurettin veremiyor demek ki bunların paralarını. Gerze'nin yeni gelir kaynağı aydın vergisi. Ya ne güzel gitmiştik, yeniden geldi bu aydın başımıza bela olarak. Günde 2 milyonluk balık yiyormuş. Ruslar bunu 2'de 1 boş yere bırakıyorlar öyle. Haydi hadi git Gerze'ye, kilosu düşüyor falan. Salak Gerze'liler besliyorlar ya.
Geçen sene tam bu aralar gelmişti. Tam zamanında gönderiyorlar. Bizimkiler deli gibi besliyor hayvanı. Zamanı gelince gelip alıyorlar ha. Evet, bu gerzelilerde bir gerzeklik var. Durup dururken oraya gerze denmiyor ki. Değil mi? Öyle olsa Manisa'ya Manisa denmezdi. Manisalılarda bir Manisalılık var ki Manisa'da. Gerze'de aydını görmek isteyen öğrenciler için öğretmenler nezaretinde turlar düzenleniyor. O salakça bütün çocukları toplamışlar. Okul çocukları tın 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 aydın ziyaret. Sinop valisi Adil Yazar beyaz balina aydına sabah kahvaltısında tirsi balığı yedi. Koskoca vali kayıkla gitmiş tirsi veriyor. Neyse o tirsi balığı onu seviyor demek ki bu aydın. Gerzeliler yine beyaz balina aydınla yatar, aydınla kalkar oldu. Öyle yatıyorlar aydın. Günaydın. Ani bastıran ve gün boyu süren yağmura karşın aydın, gerzeliler, komşu ve il ve ilçelerden gelen meraklılar tarafından denizde yalnız bırakılmadı. Gerze Belediyesi balina aydına 2 kişilik personel ve 1 sandal tahsis etti. Aydın görevlileri var. Aydın Gerze'ye geri dönüşüyle ününü o kadar artırdı ki PTT Spor Aydın'ı ziyarete gelerek balık yedirdi. Pazar günü Alaçam Spor ile yapacağı maç için uğur dileğinde bulundu. Aydın onlara bir şey dememiş. Gerze'de Aydın'ı görmeye gelecekler için iskeleye kumbara koymaktan Aydın vergisi almaya kadar bir dizi önlem düşünülüyor. Aydınoloji tamamen çıldırdılar mı? Besleyin 4 ay sonra gidecek evine. 54 bin kişi siyanürden kaçıyor. Edremit Körfezi'ndeki siyanürle altın arama projesinin durdurulmasını isteyen toplam 54 bin nüfuslu 3 belediyenin başkanı projenin durdurulmaması halinde belediye ve halk adına Almanya'dan iltica talebinde bulundu. Bizi buradan alın Almanya'ya götürün diyorlar. Altın Üzüm'de başçavuş Show TV'yi yasakladı. Altın Üzüm neresi lan? Gaziantep'in Islahiye ilçesine bağlı Altın Üzüm beldesinde jandarma karakolunun halk üzerinde baskı kurduğu ve Islahiye Jandarma Komutanlığı'ndan aldığı direktif üzerine iş yerlerini akşam saat 20.30'da kapatmak, 32. gün programını seyretmemek gibi çeşitli yasaklar uyguladığı bildirildi. Aa, başçavuşa bak. Altın Üzüm'de bağımsızlığını ilan etmiş, haberimiz yok. Altın Üzüm Bağımsız Federe Başçavuşluğu. İşkence aletleri konusunda şikayetler var. Bir kere steril değil işkence aletleri. Tabii canım, ona sokuyorlar. Ondan çıkarıp buna sokuyorlar. Cici Olina'dan cesur itiraflar. Cici Olina porno yıldızlığından İtalyan parlamentosundaki milletvekiline varıncaya kadar başından geçenleri ve her biri skandallar yaratan yaşamının dönemeçlerini hiç kimsene anlatmayı göze alamayacağı bir yüreklilikle dile getiriyor. Yaptığı her şeyi cesurca itiraf ediyor. Yani niçin bunları Milliyet Gazetesi'ne anlatıyor Cici Olina? İtalya'da falan kimseye anlatmıyor. Geliyor Milliyet'e anlatıyor onu. Bush'tan vefa dersi. Kuvvetle kürsüye çıktı, Türkiye'den söz etmeyen Araplara Cumhurbaşkanı Özal'ı unutmayın dedi. Vay Bush vay. Kuvvetliler kurtarıcı olarak gördükleri Bush ve eşini kendi emirlerine bile göstermedikleri bir coşkuyla karşıladılar. 10 milyon dolarlık Almanlarla donatılan Bush için bazı kuvvet gazeteleri şu ifadeleri kullandılar. Ya Hacı Bush, analar senin gibisini doğurmadı. Arap dünyasında hiçbir kadın rahmi senin gibi sana benzer bir aslan ve kahraman doğurmaya muktedir değildir. Evet, çünkü onlar beyaz doğurmazlar, Arap doğururlar, onu demek istiyorum. Bazı kuvvet gazeteleri de Bush'a Ebu Abdullah El Bush adını taktı. Ebu Abdullah El Bush.
CHP SHP'den 6 oku istiyor. Üçünü versinler. Nasıl olsa seçimde her ikisi de 3'ün 1'ini alacaklar. CHP yolsuzluklara tavır alıyor. Farkına vardı, tavır alıyor. Almış değil, geniş zaman. Alıyor. İçki içmeyen adamı işe almayın. Siz bir meyhaneden geliyorsunuz galiba. İş adamı Hüseyin Garik genç bankacılara sinirli, tansiyonu olan, içki içmeyen adamları işe almayın. Sosyal yanları zayıftır, kırıcı olurlar dedi. Yok ya. Demek ki bankalar artık tamamen alkolikler alınacak. Ay bir dakika, provizyon bekliyoruz. Veznedar şu vaziyette. Veznenin önü böyle, versene kardeşim şu paramı. Yılmaz'a sürpriz davet. Son anketlerde yıldızı yükselen Mesut Yılmaz'a Batı'nın ilgisi birden arttı. Almanya Başbakanı Helmut Kohl 29 Nisan'da Yılmaz'la Bonn'da görüşecek. Tabii Helmut Kohl Türkçe bilmediği için bu konuştukça bir şey diyor zannediyor. Cavit Bey efkar dağıttı. Evleniyor. Efkar dağıtmamışım Cavit Bey. Demirel, mahkeme değil. Devlet Bakanı Çağlar'ın Ziraat Bankası'na olan kredi borçlarının ertelenmesi operasyonunda suçlanan Genel Müdür Ulusoy'un beni acilen yargılayın başvurusuna Demirel, ben mahkeme değilim karşısında. Hemen cevaplamış oldu ve bir şey demiş olmadı. Biz, burada biz mahkemeyiz. İdam cezası kalkıyor. Kalksın zaten. Bir ibret tarafı yok. Herif asıyorsun. Bak şimdi asıyoruz seni. Bir daha yaparsan çok fena olur ha. Tam asıldı ki onun aklı başına geliyor ama ne olacak? Özal, askerlikten de siyasetten de anlamıyorlar. Peki hocam. Her ikisinden de kendisi anlamakta. Uzman olarak Orta Asya'yı dolaşıyor. Ahmet de peşinde ne satıyorsa. Dünür'e ikinci darbe. Haciz. 3 milyarı verdi kurtuldu. Londra'da gözetimde tutulan Özal'ın Dünür'ü Beşikçioğlu 200 bin sterlinlik aç parantez 3 milyar lira kapa parantez kefaleti yatırınca pasaportu verildi ve yurda döndü. Kim ödediyse kefaleti Efe ödemiştir. Veya birisi Orta Asya'dan telefon edip bir formül bulmuştur. Yanlış yeri tıraş eden hastane berberi kovuldu. İngiltere'nin yüksek tıraşlı The Sun gazetesinin haberine göre Alberto Guimar adlı hastane berberi beyin ameliyatı olacak genç kadını rahim ameliyatı olacak sanıp ona göre tıraş yaptı. Ameliyattan sonra durumun farkına varan genç kadın cinsel estetiğim bozuldu diyerek dava açınca dalgın berber işinden atıldı. Dalgın berber. Başı kıçı karıştırıyor. Eklerden gazetelerime ulaşamıyorum. Bu neyin eki lan? TV kelebek bir arada. Almayayım kalsın. Bu ne ekimiz? İstanbul eki. Biz bu İstanbul sapıklarının içinde yaşıyoruz. Biliyoruz, görüyoruz. Taşraya dağıtın, bilgi edinsinler. Türkiye'nin en çok tutulan TV dergisi. TV Guide. Kapağında her hafta mutlaka böyle bir sarışın olmak zorunluluğu var. Kim Basinger? Ben Basinger. Yolsuzluklara karşı İtalya modeli.
Türkiye 12 Eylül'den beri her gün yeni bir yolsuzluk haberiyle uyanıyor. Sabah bu iddiaların üzerine İtalyanların yaptığı gibi topyekun gidilmesini öneriyor. Peki Sabah, teşekkür ederiz. Önerinizi değerlendireceğiz. Sabah böyle öneriyor. Nerenin milletvekiliyse bu sabah birden böyle sabah kalkıyor öyle öneriyor. Aranan babayı Ahmet Vardar yakaladı. Ahmet Vardar babayı yakaladı. Cavit Çağlar efkar dağıttı. Başka bir açıdan daha renkli Türkçe dağıtırken. Çok değişik viskiler. Bütün viskilerden var masada. Hangisine içeceği belli değil. Canı hangisinden isterdi. Bütün viskiler getirilmiş. Hepsinin etrafı muz portakalla konuşlandırılmış. Hülya Kaya aşkı bir tokatla bitti. Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun 2 yıldır süren aşkları bir tokatla sona erdi. Güzel, Romeo Juliet gibi. Ünlü çift baş başa yemek yedikleri bir kulüpte tartışmaya başladı ve herkesin önünde Kaya Çilingiroğlu'na bir tokat atan Hülya Avşar kalkıp gitti. Aferin Hülya. Yakınlarına göre çiftin arasının bozulmasında Hülya Avşar'ın eski aşkı İbrahim Tatlıses'i de fazla yakınlaşması neden oldu. Ha, aslında öbür çocuk tokat atacakken kara atmış demek ki. Araba kullananın erkekliği azalıyor. Bir de her gün böyle şeyler çıkıyor. Ne kullanacağız? Ata mı bineceğiz? Daha fena pres yapıyor. Bisiklet en tehlikelisi. Demek ki tahterevan yaptırılacak. Çekin lan beni. Bu ne ki lan? Telerama. Biz sıvı yağ kullanıyoruz canım. Fizuli'ye 2 kilometre. Kent düşerse tüm Güneybatı Azerbaycan, Ermenistan'ın kontrolü altına girecek. Kuzeybatı'da da 2 Azeri kenti Ermeni ateşi altında. Özal, Azerbaycan namına savaşamayız. Hı, onu anlamış demek. Konut kredisinde tezgah. Son günlerin en gözde yatırma haline gelen konut kredisiyle ev sahibi olmanın altından süper bir tezgah çıktı. Kağıt üstünde ev almış gibi gösterilip bankadan alınan düşük faizli konut kredisi başka alanlarda kullanılıyor. Daha hiç konutla ilgisi yok. Parayı alıyor, başka alanları var herifin. Abi herkes bunları ANAP'lılardan öğrendi. Başka alanlarda değerlendirme ANAP tavrı olarak geldi. Gayrimenkul tutkunları. Tüm kazançları konuta gidiyor. Kimmiş bunlar? 300 gayrimenkul. İstanbullu vergi rekortmeni Manukyan. 300'e yakın gayrimenkul sahibi. Tabii onlar kadın dükkanları çalıştırıyor. 20 daire bu kimmiş? Sahne sanatçısı İpek Pınar'ın hedefi ise 20 daire. Şimdilik bu rakamın yarısında. Bu ne bakacakmış? Bu da mı böyle bir evler açmayı düşünüyor? Sekreterlerin büyük derdi bilgisayar şişmanlatıyor. Yemeyin yavrucuğumu. Mesut Yılmaz bizde dosya çok. Kırtasiyeci dükkanı açtı demek ki Mesut. Pişti yaparken elini kırdı. Üsküdar'da bir kahvehanede arkadaşıyla oyun oynarken pişti yapan Salim Hamzoğlu adlı genç elini hızla masaya vurunca acıyla bağırdı. Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Salim'in elinin filmi çekildi. Talihsiz pişticinin serçe parmağının kırıldığı, bileğinde ise 2 çatlak olduğu tespit edildi. Çüş yuh hayvan ne oluyorsun? Pişti mi yapıyorsun, masayı mı yapıyorsun, ne yapıyorsun? Kör operatör hastayı öldürdü. Öldürür tabii lan, kör operatör olur mu? Nasıl giriyor ameliyata? Girmiyor, sokuyorlar. O, apandisit mi lan bu, apandisit mi bu? Hayır hocam, hemşireyi kestiniz, hasta arkada.
Eşeğinin namusu uğruna elini kana buladı. Gece ağırdan tıkırtılar geldiğini duyan Mehmet Kartal, hırsız girdi zannıyla tüfeğini alıp dışarı çıktı. Ağırda köyün gençlerinden Aydın Tanman'ı, aç parantez 16 kapa parantez, eşeğiyle uygunsuz vaziyette yakalayan Mehmet Kartal tüfeğini ateşledi. Aydın yaralandı, Mehmet Kartal tutuklandı, eşek yorum yapmadı. O eş ol eşek. Mesut Yılmaz Demirel'e sert çıktı. Sorumlu benim demek yetmez. Hesap ver. Yok ya. Koskoca baba lan o. Ne hesabı? Böyle babalar Özal, Mözal bunlar hesap verici tipler değildir. Sevmezler öyle şey. Anaplar göbek atıyor. Genel başkanımız iki yumrukta hükümeti sersemletti. Nakavta bir iki yumruk kaldı. Ne nakavtıysa? Demirel'in cevapları. Beceriksiz, münasibiz, müthiş tüccar. Atımı mahvettiler. Çeşme'de otelcilik yapan Alman asıllı bir kadının 7 yaşındaki kısrağı ağırında kimliği belirsiz sapıkların tecavüzüne uğradı. Atının başına gelenlerden sonra perişan olan Cığır İstanbul. Böyle bir şeyi nasıl yapabilirler? Aklım almıyor. Hem de zorla dedi. Zorlu olduğu için sinirlenmiş kadın. At isterse bir şey yok. Azerbaycan'a her türlü yardım yapılıyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Volkan Vural gazetecilerin Azerbaycan'a askeri yardım yapılıyor mu sorusuna her türlü yardım yapılıyor cevabını. Tamam her türlü yardım yapılsın. Asker falan göndermeyelim de. Tabii öyle bir bokluk olmasın yani. Hayır çocuklar daha Somali'den dönmedi. Orada cephemiz var. Ne alakamız varsa Allah'ın Somalisi. Dünyanın öbür ucu. Onlarda da bir dış Türklük var herhalde ki gittik oraya. Yoksa ne işimiz var bizim Somali'de? Olabilir. Somali. Genç Larus cilt 3 cızgı 4. Kuponla 25. Siktir 24 kupon kaçırmış bulunuyorum. Makası da çizmişler. Şuradan şöyle kesilecek. Hay nereden keseceğimi bilemeyip gazeteyi paralarım diye herhalde. Buradan böyle kesilecek. Hayvanlığın alemi yok. Tabii canım. Tamamen onun demek istiyorlar bana. Ama tabii kim bilir neresinden nasıl kesen ne hayvanlar varsa adamlar buraya makası çizmek zorunda kalmışlar. Yalnız makası biraz kerizce çizmişler. Bu biçim babayı kesersiniz. Devamlı gazeteye teyit geçiyorsunuz kupona bir bok olmuyor. Makası böyle çizmek zor tabii. Ulan madem makası böyle çizemiyorsunuz, niye asiklemedi veriyorsunuz, vermeyin. Tecavüze uğrayan ineğin eti yenir mi? Allah Allah millet çıldırmış atı yapıyorlar, ineği yapıyorlar, eşeği yapıyorlar. Ne bulurlarsa yapıyorlar. RTL'nin etkisi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir çift ineğine tecavüz edildiği iddiasıyla bir çift ineğe. Orji seviyor pezevenk demek ki. İki inekle takılıyor. Sevişirken kolu çıktı. Hangi hayvanla? Nadide Gül adlı genç kadın evliliğinin 3. gününde yatak kazası geçirip hastanelik oldu. İnsanlar arası bir durum. Taksim Hastanesi'nde tedavi altına alınan Nadide Hanım, kocama kaç defa hoyrat davranma canımı acıtıyorsun dedim. Beni dinlemedi sonunda olanlar oldu dedi. Sevişirken karısına hastanelik eden Selami Gül, bir anlık heyecanla ne yaptığımı bilmiyorum. Çok pişmanım diye konuştu. Nadide Hanım 20 gün iş göremez raporu aldı.
Ortaokulda bir sigara için cinayet işlendi. Seneye ilkokullarda başlayacak. Melek günde 6 şişe şalgam suyu içiyor. Kimse Melek, o açıklanmıyor. Burada donla resmi var Melek'in. Kıvrak dansöz Melek San, şalgam suyunun seks gücünü artırdığını da belirterek, bu tıbbi bir gerçek. Program yapmaya Adana'ya gelen her arkadaşım İstanbul'a gençleşmiş ve bebek gibi dönüyor diye fikir beyan etti. Peki yavrum. Fikir beyan ederken burada fotoğrafı var. Rahim görünüyor. Kafayı çeken güzel Didem iki kardeşi komaya soktu. Şu salak kız. Bakırköy'deki bir eğlence yerinde bulut gibi içki içtikten sonra araba kullanmaya kalkan 22 yaşındaki Didem Arslan adlı genç kız kaldırımda yürüyen iki kardeşi ezdi. 40 yaşındaki Ertuğrul Keriman ile 23 yaşındaki Volkan Keriman'ı komaya sokan güzel Didem yakalanıp getirildiği karakolda ne adam mı ezdin vallahi haberim yok dedi. Hissetmemiş öyle gidiyor. Sıharon Stone başkanı da baştan çıkardı. Temel Üçgüdü filminin unutulmaz dişisi Sıharon Stone ile başkan Billy Clinton büyük bir aşk yaşadıkları ortaya çıktı. Amerikan basını bu aşkı diline dolarken Clinton'un eli kamçılı karısının lütfen kimse özel hayatımıza karışmasın lafı hayretle karşılandı. Ama doğal karşılıyorlar demek ki. Başkandır yapacak. Hızlı ve uzun seks yap. Ne anladınız da gülüyorsunuz? Nasıl yapılacak yani? Ne kadar hızlı? Nesi uzun? Hayır böyle bir bulandırıyorlar insanın kafasını. Buna takıp yapacak olan da yapamıyor. Tam yeterince uzun mu yapıyorum? Az mı hızlı yapıyorum? Çok mu hızlı yapıyorum? Yapamıyorum. Ankara'nın zaferi. Son güzellik yarışmalarında İzmir ilk kez ilk üçe giremedi. Türkiye güzeli Ankaralı, ikinci Karslı, üçüncü güzel de İstanbul. Ne yapalım? Türkiye güzellerinin boy ortalaması 1.77. Güzel. Bize ne? Düelloya çağırdı. Kim kim ya? İlk sen başkanı kendisine enayi diyen İSKİ genel müdürünün yüzüne eldivenle tokat atacak. Monte Cristo dedim. İSKİ genel müdürü Ergun Köknel'in ilk senin 346 milyar liraya satın aldığı arsayı kastederek arsayı bir enayiye satmışlar demesi ortalığı kızıştırdı. Arsayı satın alan İhsan Başkanı Bilal Büyükkaya'nın kendisine enayilikle itham eden Köknel'i düelloya çağırdı ileri sürüldü. Yakınlarına göre Büyükkaya'nın kimse bana enayi diyemez. O adamı bulup yanağına eldivenimle tokat atıp düelloya çağıracağım. Düellonun zamanını, yerini ve silah seçimini ona bırakıyorum dediği de söylentiler arasında. Teklifi öğrenen Gökler'in su müdürü olduğu için Büyükkaya ile düello ederken su tabancası seçeceği belirtiliyor. Altıncı kattan atladı, pantolonu patladı. Başka bir şey patlamamış demek ya. Ziyaretine gitti hasta kadına tecavüz etti. Göz koyduğu dul kadına hasta yatağında tecavüz eden Kadir Topak vallahi birden iyileşti dedi. Operatör doktor bir tecavüz. Abla bu araba enişteme benzemez dedi. Dayağı yedi. Hastanede kendine gelen taksi şoförü Hüsamettin Açıkgöz olayı şöyle anlattı. Teşvik edip yanım önüme çıktı. Korna çalmama rağmen hiç umursamadan yoluna devam etti. Ben de pencereden kafamı çıkarıp hanım abla bu otomobil enişteme benzemez. Altını alırsa kurtulamazsın dedi değil mi? Ah demez olaydım. Meğer arkasındaki bey de kocasıymış. Adam dünyamı kararttı. Kaç yumruk yediğimi hatırlamıyorum. Adamın dediğini hatırlıyorum. Enişten arabana benzemez. Bakalım bakalım gavurlar ne diyorlar bu arabalara fark atan enişteler konusunda.
Bir şey demiyorlar, öyle bir konu yok onlar. Harp mahallü gazilere saldıran bir sapık yakalandı. Fransa'nın Montpellier kentinde yalnızca harp mahallü gazilere saldıran bir sapık yakalandı. Ve ne harp mahallü gazisi, bunların hepsi dolandırıcı, otobüse beleş binebilmek için savaştan kaçmışlardı. Derhal tutuklanan sapık saldırgan avukatı aracılığıyla Fransız Milli Savunma Bakanlığı'na mahkemeye verdi. Yıllardır savunma fonu adı altında ödediği paraların çarçur edildiğini öne sürdü. Sapık saldırganın akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi. Tabii aslında savaştan bir sürü insanın da böyle elini kolunu sallayarak geri dönmesi öyle kolay kabul edilmesi bir şey değil. Çevreye kötü örnek oluyorlar. En azından çocuklara kötü örnek oluyorlar. Öyle ya, çocuğa şimdi birdenbire bak çocuğum amcan savaşa gitti, çakı gibi geri döndü denildiğinde çocuk da savaşı ciddiye almayacak, öcü bir şey olarak görmeyecek, sokakta savaşçılık oynayabilecektir. Üstelik savaştan çakı gibi dönen bey amca bir önceki savaşta başarılı olamadığı için derhal yeni bir savaşa gidip kendini kanıtlamak arzusuyla yanıp tutuşacaktır da bir önceki savaşta başarılı olamamış, yani kırmızı kart görmüş savaştan çakı gibi dönen bey amca yeni bir savaşa neden ve nasıl gönderilecektir? Bu savaşların en yürek kakan tarafı savaş ilanı olur olmaz. Dünyanın neresinde olursa olsun bir sürü çoluk çocuğun birdenbire paldır küldür silah altına alınması, kısa bir eğitimden sonra da haldır cepheye, aslında savaşı bir profesyonel işidir. Adam öldürme sanatıdır. Eğitiminden geçilmesi, öğrenilmesi, işin ustası, profesyoneli olması gerekmektedir. Ancak dünyanın neresinde olursa olsun bir savaş patlak verdiğinde bu gerçek unutulmakta, bir sürü çoluk çocuk birdenbire paldır küldür silah altına alınmakta, kısa bir eğitimden sonra da haldır cepheye. Tabii cephede böyle bir çoluk çocuk sürüsüyle doğru dürüst, ideal, aklı başında iddialı bir savaş yapmanın olanağı yoktur. Savaşın gediklileri, yani profesyonelleri, babalar bu çoluk çocuk sürüsünü savaşın en ön saplarına sürmekte haklıdırlar. Ancak düşman babalar da aynı taktiği uyguladığı için savaşın en ön cephesinde, yani en canlı olması gereken noktada birdenbire işte böyle amatörce, müsamerece, temposuz, savaşımsı bir şey oluşmakta. Savaşı uzaktan çok uzaktan dürbünle izleyen komutanda bile uzaktan çok uzaktan dürbünle izleme heyecanı kalmamakta. Komutan dürbünü ısırmakta, saçını başını yolmaktadır. Savaşlarda unutulmaması gereken en önemli nokta savaşçının savaşta yitip gitmesi gerekliliğidir. Öyle ya, şimdi bir savaştan herkes elini, kolunu ve değişik organlarını sallayarak geri dönerse ona savaş denemez, dense it dalaşı denilebilir. Bir gün bir savaştan hiç kimse geri dönmediği zaman ben anlayacağım ki işte doğru dürüst, ideal, aklı başında, iddialı, Allah'ına kadar bir savaş yapılmıştır. Yoksa nedir savaşın amacı? Da neden? Savaşa taktım ben böyle sabah sabah. Dün gece gerektiğinden fazla alkol kürü oldu, ondan herhalde. Aslında ben hiç içmek eğiliminde değildim efendi gibi. Evime ulaşmak derdindeydim ve fakat benim evim uzak. Etap etap gidiyor artık bir yerde. Kamu taşımacılığından sıkılarak indim kiro taksiden. Bir barda mola verdim. Her bar bir tür liman. Amaç gecenin stresini atmak. Ve fakat girdim ki bana barda stres, bar boyu bardak boyu, giderek adam boyu, adam boyunu bir duble, adam boyunu iki duble, adam boyunu yok. Herkes sorumlulukların kepenklerini indirmiş, güneş tabak gibi rakı burcuna girmiş, herkes barmene sıvı komutlar iletebilmenin derin telaşı içinde. Ben de aynı biçimde yazıldım bara, ancak ben henüz sıfır alkollü olduğum için bara ilk gelenin tedirginliği içindeyim. Barmenle gözüşmeye uğraşıyorum. Barmen de hiç oralı değil. Nereliyse. Ha, dönmüş arkasına, orada elma soyuyor, peynir doğruyor, ona kürdan buna kürdan, biraz daha beni görmezse. Şşt. Hey. Hoppa. Alo. Mucuk. Gibisinden ünlemlerle varlığımı belirleyip içkime kavuşmanın derdindeyim ki omzumda böyle bir el. Bir baktım bir elle bir bardak bütünleşmiş. El bardak bey. Ben sizi bir yerden ısırıyorum. Hayır göz olarak. Baktım zurna gibi, bulaşmak istemiyorum. İyi akşamlar biçimde çalınladım. Fakat o domuzdan el marifetiyle yakın markajda. Siz hiç Akşehir'de bulundunuz mu? Hayır kardeşim, siz beni Nasrettin Hoca ile karıştırıyorsunuz. Askerli ilan yaptı. Yapmadım kardeşim. 60 yıldır kaçıyorum. Yani sen şimdi İsmail duvarlı bahçeyi tanımıyor musun? İsmail'lerin bahçesi duvarlı mı ne şeker? Hayır kardeşim, hayır.
Peki ben sizi nereden ısırıyorum hiç? Göz olarak peki. Bakın beyefendi, benim sokakta afişlerim var. Vesikalık. Oradan sizin beyninizde herhalde mutlaka bir ben hücresi oluşmuş. Şimdi o hücre böyle lap 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 yarım sönmekte, siz o hücreyle her gün kullandığınız gündelik ayak takımı hücrelerinizi bypasslayamıyorsunuz dedim. Herifin kafa daha da karıştı. Hücrelere takacağına benim afişlere taktı. Niye senin sokak afişlerini aramak için mi? Sünnetçiyim efendim. Hemen döndü onun üzerine. Ondan kurtuldum. Barmene döneceğim ne mümkün? Biri bastırdı, biri beni öpmekte vakit dönüp göremiyorum kim olduğunu. Öpmeden çok bir yalama çalışması yanağımda. Bir dil yanağımda gibi çalışmaya başladı. Ben o dille yanağım arasında sıfırlanmış mesafeyi birlemeye, bir buçuklamaya uğraşıyorum. Olanak yok. Sonunda dirsek geçirdim, düştü. Ha, dil Vantuz Bey. Dil Vantuz Bey yere devrildi. İçkisi üstüne döküldü. Pantolonun kıçı söküldü. Mavi keten donu tebarüz etti. Oradan bana küskün küskün bakmakta, bütün barda döndü. Bana pis bakılmakta. Ben sanki durup dururken barın üstü niyetli sarışı Dil Vantuz Bey'e böyle dam diye bir tane geçirmişim de adamı yere yıkmışım gibi bakılmakta bana. Ben bunun tedirginliğiyle koluna girdim, onu kaldırıyorum. O bir yandan bana dayanarak kalkarken bir yandan da stre. Besle kargayı. Şişmanlamasın. Hiç tanımıyorum adamı. Bakın beyefendi, benim amacım sizi devirmek değildi dedim. Siktir et. Bizi siktir et. Orada içki devrildi. Adamın içkisini devirdiğim için ona bir duble ısmarlamak eğilimindeyim. Ancak daha ben bir şey söylemeden o, neyse, siktir et. Sen şimdi ısmarlarsın bana bir duble, ödeşiriz. Benden önce söylediği için ben bir an duraladım. Ben bir an duralayınca birdenbire gözümün içine pis bakarak, yoksa öperim. Dilvantuz Bey hemen bir duble rakı, bana bir paşa viskisi, içkilerimize kavuştuk. O teşekkür öpücüğüne geçecekti ki ben kendim bir buçuk adım geri aldım. Dilvantuz Bey bastırmış bulundu. El Bardak Bey'in yanına iniş yaptı. El Bardak Bey de neye uğradığını şaşırmış. Onun cebine içkisini boşaltmaya başladı. Onları öyle bileşik kaplar, Greco, Roman bıraktım. Ben başka birine sığınayım bari dedim. Baktım barın köşesinde Şak Çakmak Bey. Şak Çakmak Bey de barın köşesinde pusu kurmuş. Elde çakmak, şak kadar şuk. Gittik, sigaran var mı? Verdik yaktı. Paf küp paf küp. Size bir şey anlatıyor. Aman dedim, aman! Sakın anlatmayın. Ben bu gece en anlatılmama gecemdeyim. Ondan sıyrıldığımı keşke sıyrılmasaydım. Nereden çıktı anlayamadım. Yerden mantar gibi bitti. Milli felaket burnumun dibinde. Sen sus. Ben anlatayım bey. Adından da anlaşılacağı üzere sen sus ben anlatayım bey. Anlatma sevgisi de donanmış. Ancak biraz abuk subuk anlatıyor. Bir parantez açıyor. Onu açtığını unutuyor. İleride daha küçük bir parantez. İleride daha mini bir parantez. Giderek kapanmayan parantezler silsilesiyle sizi yarım kadehle zurna gibi etmekle yetinmiyor. Devrisi güne sarkan yoğun nebula bir baş ağrısını da parasız ek olarak sunuyor. Onu görür görmez işkimizlik dedim. Pardon efendim, ben zaten tuvalete gidiyordum. Pardon ya dedim. Hızla ondan sıyrıldım. Yani ben sıyrıldığımı sanarken o da kendisinden beklemeyen bir çeviklikle kendi minferi içerisinde yıldırım gibi döndü. Bu taraftan koluma girdi. Deminden beri bir şey unuttum. Çişim vardı, onu unuttum. Hadi birlikte tuvalete yazıldık. Tuvalet dolu beklentiye geçtik. Bu beklentiler, sen sus ben anlatayım beyin. En sevdiği anlar birdenbire ağzını şaplatarak konuya dalış yapacaktı ki ben onu iyi tanıdığım için ondan önce bastırdım. Efendim bir roman yazıyorum. O da uyanık tabii. Roman dedin de aklıma geldi diye bastırmaya uğraşıyor. Ancak onun dili ağzında ağza eziyet biçiminde dolanıyor. Dediklerinin çoğu anlaşılmıyor. Gecenin belirli bir saatinden sonra geceye efekt ve gürültü olarak takılıyor. Ben bundan yararlanarak bastırdım. Efendim romanımın ismi Uçucu Kuştan. Uçucu Kuştan. Uçucu Kuştan konusunda bir şeyler yazmayı yıllardır tasımlamaktaydım. Hatta 13 Aralık 1974 gecesi Montreal'de bu konuda epey kafa patlatmış ön notlarımı almıştım. Bildiğimiz bir konuda eser vermemize sebep verici, bilgilerimizin bizden sonra kuşaklara aktarılması da görevlerimiz arasında. Atalarımızın da buyurduğu gibi mum üstünde kelebek vur bardağı kavalı, yoksa limonsuz çayın varız olmaz. Böyle bir sendeledi, gitti gidiyordu. Fakat o sırada maalesef tuvaletin kapısı açıldı. İçeriden birileri çıktı, bir kurander oldu. İçeriden gelen kurander ve amonyak kokusuyla toparlanarak bayılamadı. O da peşimden geldi. Yine hiç gereği yokken yan yana 9 metre 15 santim baraj kompozisyonunda birlikte teşaşure yazıldık.
Efendim bu üçüncü kuşların en önemlileri mum kakanlardır. Mum kakanlar konserve kutularına dikilirler. Yeşil ve uzun boylu olurlar. Randevularına sadık değillerdir. Daha sonra 4 kaşık zeytinyağı ilave olur. Torbanın ağzı büzülür. Mum kakanı çurulur. Çok iyidir. İkinci olarak 40 ağaç kuşlarına gelindiğinde sağa sapılır. Olmazsa bir sigara yakılır. Yoksa bir sahra sorulur. Üçüncü olarak genelde makbulecik kuşları incelenmekle birlikte bu bir genel kural değildir. İki kapı makbulecik kuşlarına önden binler arkadan bir basamakta durmaz. Otomatik kapı daha an çarpar. Bunların komprimeleri vardır. Makattan alır. Divana koyulur. Derken bayıldı. Daha da uzundur bu uçucu kuşlar tiradı. 4 sayfa daha var. Narkoz etkisindedir. Bir yerinde mutlaka gidersiniz. O zaten burasında bayıldı. Onu öyle bıraktım. Onun baygınlığı üstünden atlayarak kasaya geldim. Hesabımı ödeyip barla irtibat kesmek istiyorum ne mümkün. Kasayla benim aramda barikat halinde gecenin KDV'si be. Size bir içki ısmarlayabilir miyim? Hayır, thank you. Ölümü. Güzel fikir. Dam bir kafa indi oraya. Öldü mü bilmiyorum. Öpmeye gerek duymadığımı. Onun üstüne hesabı ödedim. O barla irtibatı kestim. Bir daha da bu bara gelirsem. Yani her bahar bir tür liman insan bara. İnsan görmeye gidiyor ama rastladıklarımızın hiçbiri aradığımız kimse değil. Acayip erken başladılar bu sabah. Tabii arkadaşlar iş yerlerine ulaştılar. Mesainin ilk çayı söylendi, kurcalandı. Tabii canım ben de emir erleriyim ya. Niye? Aloji başları değil miyim? Esas duruşta bekliyorum evde. Çalsa da alo desem mi? Neden telefonsuz bir evde oturmuyorsun diyeceksiniz. O daha tehlikeli denen de o durum. Bundan önceki evim telefonsuzdu. Şimdi telefonsuz bir evde oturduğunuz zaman ne olmaz ne olmaz endişesiyle en yakın nöbetçi bakkalın telefonu anneye babaya iş yerine yakın dostlara verilmek zorunda kalınıyor. Bunun doğal sonucu olarak da 20 gün sonra bakkal 20 dakikada bir al al mor mor sizin kapıda. Abi size telefon. Haydi mevsimine göre giyin, kuşan, in bakkala. Eti kırak yerlerle peynirlerin arasından. Ulan madem ödeyeceğim, oturur evimde dompaça öderim dedim. Ancak gün geliyor insan, dompaça ödem de sıkılıyor. Açsam bir türlü, açmayınca bir merak. Alolardan bir çelenk. Evet maalesef efendinizim. Sesinizi alamamakta direniyorum. Selam abi ne haber? Sesin acayip geliyor. Ya amma erken kalkmışsınız siz bu sabah. O dün gece çalışmamaca. Çalışmaca. Gece yatmamaca. Geceden sabaha sarkmaca. Eyvallah. Ne yapmaca? Gitar çalmaca. Bana bak o kadar çok çalmamaca. Lan gitarlarınız eskimece. Ne kağıdı? He, anımsadım. Sen vermiştin bana öyle bir kağıtı. Niye kaybedeyim abicim? Arşivimdedir. Hiçbir şey kaybolmaz burada. Tamam tamam anımsadım. Sen bir müzik parçası bestelemiştin. Ona söz yazılacaktı. Bana o gece bir kağıda şablon çıkarmıştın. Şablona gerek yok yazarım. Şimdi hemen yazarım. Ne işim olacak abicim işte? Sabah seher vakti kalktı mı? Sen arasan da şarkı sözü yazsak diye öyle dolanıyordu. Hayır hayır işi büyütme çalmaya gerek yok. Sen ben aynen mırıldanmaca. Tabii lan hecesini çıkar baca. Eyvallah. Hep öyle gidiyor değil mi? C çıpap 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 C çıpap 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 C çıpap. Tamam çakmaca. Çıpap çıpap C çıpap. Tamam kapıldım gidiyorum kapamaca. C çıpap 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 C çıpap. Bizim müzisyen arkadaşlardan biri bir müzik parçası bestelemiş. Ona söz yazılacak da o müzik parçası şarkı olacak her nedense. Hani böyle terziye eski bir baba ceketi getirdiler. Efendim babasının şu eski gri ceketinden bizim ufaklığa bir kısa pantolon asılı olmak kaydıyla bir de kurvazı yelek çıkarsa çocuk 12 Eylül'de giyer
çok mutlu oluruz denildiğinde terzi insana şöyle gözlüklerinin üstünden bakar. Çünkü terziler gözlüklü olurlar. Kapa parantezi. Gerektiğinden fazla parantez açmayalım. Zaten içeride benim çaydanlığım yandı, demliğim son demlerini yaşamakta. Kapa çok gereksiz. Benim kocaman demlik parantez. Terzi insana gözlüklerin üstünden şöyle yok ananın camı gibisinden bakarsa da bunu söylemez. Söyleyemez derdi. Efendi adamdır ne yapsın? Ha der. Siz gittikten sonra ceketi kaldırıp yana atar. Yeni top bir kumaş çıkarır. Sevdiği bir kupu çizer. İyi günlerde yine efendim aşırt keser. Sevdiği bir giysiyi sevdiği biçimde dikmeye koyulur. Yani terziden mana. Terzinin en sevdiği bakire kumaşı. Yazarın en sevdiği boş kağıt da bizim müzisyen arkadaş sağ olsun kağıdı bizden önce hafif paralamış. Kağıt böyle tavşan yuvaya nasıl gidecekle mefailün failün arası. Öyle ya ce çupap 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 ce çupap. Tamamen ona uyulacak. Aklına bir şey gelen var mı? Hayır ne deseniz olur bir şey yok. Türkçe şarkı söz yazacağız. Yeter ki şuna uyulacak. Ce çüppap 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 ce çüppap. Şarkı sözü nasıl yazılıyor sanıyorsunuz? Tamamen bu yöntemle. Tabii canım böyle bir meslek var. İşi gücü bu olup sabahtan akşama kadar ce çüppap ce çüppap. Öyle takılan var. Örneğin Müjdar'ın annesi Aysel Gürel. Kadın iş o. Sabah kalkıyor. Atıyor masaya Nescafe'yi. Aboneyim abone. Tabii canım ben onun bunun hatırına şarkı sözü yazacağım diye kaç tane daktilomu kırdım. Bulamayınca belirli bir sinir basıyor. Ca çupap ca çupap derken sonunda daktilo şehit el yaralı ortada bir numara yok. Onun için öyle sinirlenmeden en kamilname tentür diyorsuz halinizle takılacaksınız daktiliye. Ca çıpa 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 ca çıpa 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 ca ca çıpa çıpa çıpa. O birdenbire öyle çiş gibi gelir. O bazen gelmez. Bir gün turnede bir gelmedi, oyun bir hafta sürdü. Bir şey yok, geldi geçti. Efendim? Öksürük solo güzel, ayrıca bir cümlem vardı, ne dediniz? Kıl oldum abi. Siz mi birine kıl oldunuz? Yani biz niye burada? Öyle bir şarkı mı var? Kıl oldum abi. Enteresan. Ben Ankara'dan abim geldiği duydum fakat bunu duymamıştım. Öyle bir şarkı da mı var? Kıl oldum abi. Kim söylüyor? Hangi kıl? Söyleyen yok mu? Kendi kendine mi var soyut olarak şarkı? Her ne karın virüsüyse uymuyor yani buraya zaten. Üstelik öyle bir şarkı varmış. Boş konuşmayalım. Bugün de evden çıkasım yok. Kıl oldum abiye rağmen birdenbire. Evet böyle tipler olunca hiç gelmiyor çünkü. Bugün de evden çıkasım yok. 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 Telefonu açasım yok. Güzel. Bugün de evden çıkasım yok. Telefonu açasım yok. Rakımız var. İçesim yok. Yoktan giderek üç satırladık. Bir satır daha bulsak hiç yoktan dört diyoruz.
Bugün de evden çıkasım yok. Telefonu açasım yok. Rakımız var içesim yok. Acelem var koşasım yok. Bugün evden çıkasım yok. Telefonu açasım yok. Rakımız var virgül içesim yok. Acelem var koşasım yok. Güzel fena değil. Giderek lüzumsuzca güzelleşmeye başladı. Kaptırdım kendimi. Giderek Aysel Gürel'leşiyorum. Aysel Gürel'dir mutlaka. Günaydın Aysel. Alo. 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 Bir de bunlar var. Çıt yok. Daha kapatma, nefesi geliyor. Kardeşim konuş. Alo de. Sen de öğren, ayıp bir şey değil. Alo. Alo. Ulan madem dilsizsin neden jeton ziyan ediyorsun? Nedir bu bizim çakamadığımız çağdaş bir işletme yöntemi? O beni işletmiş mi oldu? Ben işlemiş mi oldum? Hayır ne oldu anlamıyorum ki. Bunların ışık gücü yok, bir yerde oturuyorlar, pasa telefon. Şu numarayı çevirelim, bir şey söyleyelim bakalım ne yapacak. İşsiz güçsüzlükten gün ziyanı. Ben buraya oturunca mı çalıyor nedir? Benim telefonu sandalye bağlantılar herhalde. Alo. Kontrolculardır. Bildirelim evde olduğumuzu. Benim. Evdeyim. Siz kimsiniz? Efendim. Duyamıyorum. Selam abi sen misin? Niye öyle vızır vızır konuşuyorsun? Yok ya bu telefonda işletenler var ya açık konuşmayanlar. Ben onlardan birini yakaladım. Şok tedavisini aldım, konuşturuyorum sanıyorum. Sen de inek gibi havaya girdin, öyle konuşuyorsun. Tabii seni havaya ben soktum tabii de, ineklik sana ait. Niye giriyorsun lan her sokulan havaya? Havacı kompleksin mi var? Oğlum senin şarkı bitti bitmece. Şarkının aritmetiği çözülmece. Ne lan, 4 satır yazılmaca. Herhalde. Bugün evden çıkasım yok. Telefonu açasım yok. Rakımız var virgül içesim yok. Acelem var koşasım yok. Ha? Eyvallah. Oğlum ben burada hayvan gibi çalışmayacağım. Daktilo kırılmaca tehlikeleri geçirmece. Sen ne demece? TRT'de denetimden geçmemece. Bir de TRT denetiminden mi geçmiş? Oo, ağır iş. Abi ben ne yazsam TRT denetiminden geçmez? Yazılanda bir bok yok, ben geçemiyorum ama. Sözleri Cecaettin Tanyer'le yazdı dersin, aşırt geçmece. Tabii ulan ne olacak, TRT'de yayınlandığı gece siz ben Cecaettin beraber içip kutlamaca. Hesabı Cecaettin ödemece. Eyvallah, öpmece. Gayet tabii, küçük çekmece. Güzel, bunu da böylece yazmaktan kurtulduk. Aslında tam kurtulduk da sayılamaz. Böyle bir 4 satırla burun burunayız. Yazıldı ki hatırlamayacak da bu ne olacak? Bugünden itibaren bu ve benzeri kağıtlara ne olacağı bilinmeyen kağıtlar dosyası açılacak. Aslında ortada böyle bir söz yokken birdenbire bir müzik parçası besleyelim. Sonra ona deli dana gibi söz araması da şarkı adına benim çakamadığım şeylerden biri. Nedir şarkı? Bir şey olur, bir şey yaşanır. O acısıyla, sevinciyle, hüznüyle kendi sözünü getirir. Söz ezgisinin hamalı olur, taşır müziği getirir. Şarkı olur, türkü olur, dünyayı dolaşır, türküyü yakmak.
derler ya Anadolu'da. Ama bir şey olur da Türkiye yakılır öyle durup dururken. Örneğin tiyatro yakar gibi. Kitap yakar gibi Türkiye yakılmaz. Örneğin şimdi herifin biri Çarşamba'da Yeşilırmak'ın üstündeki köprüye oturup ayaklarını Yeşilırmak'a sarkıtıp elinde bir bağlama, bir Çarşamba'ya, bir Yeşilırmak'a bakıp ulan bu Çarşamba'yı alsa ne alır? İcabında sel alabilir. Aa evet lan tekece. Üçük oturttum. Helal olsun ulan bana. Yöntemiyle Çarşamba'yı sel alır türküsü yapılmıyor ki. Çarşamba'yı sel alıyor. İnsanlar ölüyor. Bunun ağıtı olarak Çarşamba'yı sel aldığının hüzünlü türküsü vardı. Radyolarda çalıyor. Hekimoğlu'nu vurdular da Hekimoğlu'nun türküsü var. Benim bir güzel dostum var. Hepiniz tanırsınız. Aşık Mahsuni Şerif. Aşık Mahsuni Kahramanmaraş'ın köyünde oturur. Oralıdır. Yer yer ve zaman zaman gelir. Bizans'a çok kalmaz. Stüdyoda kaydını yapar. Hızla döner köyüne. Aşık Mahsuni 12 Mart döneminde. 12 Eylül'den 10 yıl öncekinde Kahramanmaraş'ta köyde çok üzdüler. Evini yaktılar köyü terk etsin diye. Mahsuni ben buralıyam. Köyümü terk etmem dedi. Evini onardı. Yeniden yaktılar. Yeniden onardı. Yeniden yaktılar. Yeniden yakmak için yeniden tamamen onarmasını beklediler de bir yangından sonra Mahsuni derlendi. Aldı saz eline. Erim Eriyesini söyledi. 12 Mart'ı en güzel Aşık Mahsuni söyledi. Kahramanmaraş'ta bir yiğit solcudur diye vuruldu da Aşık Mahsuni dom dom kurşunu söyledi. Siz diskoda dingildeyin diye söylemedi. Yani demem o ki eğer bir şey yaşanmışsa o acısıyla, sevinciyle, hüznüyle kendi şarkısını, kendi türküsünü kendiliğinden getirmekte. Bunu bizim müzisyen arkadaşlara anlatamıyoruz. Ben kendim de müzisyen olmadığım için onların sorunlarını tam çakamıyorum. Onlar da günün çok moda olan, birbirine çok yakışan, ton sür ton olan akor ve ritimlerini yan yana getirip birdenbire ortalığa böyle C, çıpap, 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 C, çıpap gibisinden bir şey çıkarıp gelip bir heyecan bana çalıyorlar. Nasıl abi? Acayip değil mi diyorum. Evet diyorum. Acayip. Çok acayip. Çünkü ona söz olarak ne koysanız cuk oturmuyor. Ona cuk oturan söz pek tabii olarak ce çüpap 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 ce çüpap. Daha bu uzun ve geniş tamlama Türkçemizde şimdilik bir şey demek değil. Bir müzik parçası zaten müzikal olarak belirli bir olgunluğa erişmişse ona ille söz gerekmez. Bırakınız parçanız enstrümantal kalsın mı? Ne var Mozart söz yazmış mı? Bestelerinize ille aptal şarkı isimleri şart değil. Bestelerinize numara verebilirsiniz. Birden 40'a kadar yolunuz var. TRT'ye verirsiniz. Arızalarda manzaraların arkasında çalarlar. Düşten de mor bir aşkı yaşayadana da gittin yar. Düşten de mor bir aşkı yaşayadana da gittin yar. Bir gittin ki sus oldu pusa büründü hisar. Bir gittin ki sus oldu pusa büründü hisar. Bir vapur dumanıyla sanki gelecek gibi. Bir gün gelecek elbet. Bu topkalar güzeldir. Bu topkalar güzeldir. La mukbim mov köle kev tülev ve kütte pekti. La mukbim mov köle kev tülev ve kütte pekti. Ton de parfait, le silence, c'est la brume qui m'égorge. Ton de parfait, le silence, c'est la brume qui m'égorge. Comme la fumée d'un bateau, comme si elle revenait, elle reviendra, c'est sûr. Les utopies sont belles, les utopies sont belles. Onu bana verseler, vermeseler ne yazar? Onu bana verseler, vermeseler ne yazar? Ben bir kadın sevdim ki, evim artık gül kokar. Ben bir kadın sevdim ki, evim ondan gül kokar. Comme la donne ou pas,
Je m'en fous complètement, comme la donne pas. Je m'en fous complètement. J'ai si aimé cette femme que ma maison sent la rose. J'ai si aimé cette femme dans ma maison sent la rose. Virva pour demander là, sans qu'il gèle à Jackie B. Bir gün gelecek elbet, Ütopya var güzeldir. Böyle sazda telefon stereo halinde çaldıkları zaman %100,5 ev sahibi Morkino sarımdır. Bestelerimden memnun değilim. Sabaha kadar ayrı parçayı çaldınız diyor. E lan beste yapmıyoruz değil mi? Hayır, onu eğlendirmek için arada Bahriyeli çiftetelleri falan mı çalsam acaba? Hayır, neden hoşlanır bilemiyoruz ki. Günaydın efendim, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Tahmin ettim o ben sizin olduğunuzu. Saz çalıyordum ya pestenkerane makamında anı. Çok sayın kulağınız tarih olmuştur diye düşündüm. Hayır, çünkü benim en çok sayın kulak tarihçi parçam. Ben büyüyünce bunlara revizyona katılacağım. Puan almak için değil, kıllığına. Rica ederim, estağfurullah. Yok, hayır, estağfurullah. Estağfurullah hanımefendiciğim. Hayır, estağfurullah. Estağfurullah. Hayır, estağfurullah. Saz çaldığıma göre uyanmıştım mı? Uykuda çalmayı henüz beceremiyorum. Estağfurullah, buyurun, neden? Hayır, hayır, estağfurullah. Yok, estağfurullah. Estağfurullah. Hanımefendi, ben kafadan 3 estağfurullah çekmiştim mi? Ya estağfurullah da sabah sabah aşağıdan telefonla taarruzun esbabı mucizesi nedir? Estağfurullah. Hayır, estağfurullah. 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 Bakalım mı size? Orkinos Hanım demek küstahlığında bulundu. Aa, terbiyesiz. Hıyar tabii canım. Terbiyesiz hıyar. Hesap pusularınızın üstüne mi? Orkinos Hanım yazmak dal hıyarlığını göstermiş. Hayır efendim, yalan diyemezsin. Tamamen bakkal. Daha çok bakkal. Ben bir yere yazıyor muyum? Hı? Hayır efendim, biz bu terbiyesiz yer bakkalla ikimiz yer yer ve zaman zaman kendi aramızda sizden sitayı işte söz ederken her ikimizin de ev sahibimiz olmanız hasebiyle şaka vahiyetinde espri olsun diye latif olarak öylesine kinoslarım demiştiğimiz olasılığı olası. Hayır hayır, hiç öyle bir fizik benzetiş değil, estağfurullah, fiziğinizle hiçbir ilgisi yok. Daha şairane Yahya Kemal Beyatlı matik bir benzetiş. Bakın efendim, şöyle oldu. Ben bundan 3-5-10-23 gün kadar önce balık pazarına gitmişim, peynir meynir almaya. Aldım peynir meynir, oradan peynir meynir dönerken entelektüel Cavit'in yanındaki balıkçının vitrinde böyle hayvan gibi, yani iri. İrice. İricik. Orkinos biliyorsunuz en iricik balıklarımızdan biri olup kendisi hayvandır. O duruyor vitrinde, Orkinos'la göz göze geldik. Ulan nereden tanıyorum ben bu Orkinos'u diyor. Hayır, Orkinos da bana öyle bakmakta. Tabii mutlaka daha önce başka bir yerde gözüşmüşlüğümüz olmak lazım. Nerede olabilir? Bir denizin dibinde. Hangi denizin dibinde? Bir dalışımda. Hangi dalışımda? Benim hiç öyle dalışım yoktur. Ben dalmış bunları düşünürken laf ampul yandı. Orkinos bana. Orkinos bana sizin bana ay başında baktığınız gibi bakmakta. Oradan çıktı şaka mahiyetinde. Aptal bakkala anlattım akşamüstü esprisi olarak. Hesaba yazmış inek. Demeyiz bir daha hanımefendiciğim, ne haddimize. Ben tembih ederim terbiyesiz aptal uyar inek bakkala da. Hayır, biz kendi aramızda da kullanmayız. Biz buluruz onunla artık başka bir. Rica ederim, estağfurullah. Hayır hayır, estağfurullah. 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 Ama efendim, estağfurullah. Estağfurullah. Kirayı ben takdim ettim ya size efendim. Ayın biri sabah 9'a biri kala. Önümüzdeki ayın kirasının önümüzdeki ayın uğursuz günü. 9'a biri kala denkleştirmeyi şavullamaktayım. Böyle bir projem var. Önümüzdeki 3 ay peşin anne şeker. Hanımefendi, bir yerde inşaata mı başladık?
E ben 3 ay sonra kazanmam gereken parayı bugünden nasıl kazanabilirim? Sizin bildiğiniz bir yöntem varsa onu uygulayalım. E biliyorsunuz henüz erkekler genel evde açılmadı. Açılınca çalışacağız ama ben ne var? Ne ayıp hanımefendiciğim, ayıp mayıp yok, ayıp bitti, ayıp çağ atladı. Bakın hanımefendiciğim, ben de çok sıkılıyorum kira konusundan. Her ay başı sorun problemi sorunsalı oluyor. Sizi üzdüğümden çok kendimi üzülüyorum. Kira veriminden gitmenin ürküntüsü içindeyim. İsterseniz ben bundan böylese kira vermeyeyim. Hayır hayır, hiç vermeyeyim. Ben vermelere son vereyim. Sizin için vermeler başlıyor. Siz önce beni bir mahkemeye verin. Tahliye için. Hiç öyle tıpış tıpış çıkma sevmem. Avukatınız yoksa tutun. Tayfun'u öneririm. He? Benim avukatı. Ama suskun çocuktur. Ağzı var, ağzı yok. Dil var, ona engel olunamıyor. İşte Tayfun'un dilinin, adliyenin, adli tatilinin sefasını sürün. Bu dev kıyamı da unutmayın. Adli günler efendim. Orkinos Hanım çıldırdı. Beni de çıldırttı. Kira, kira, kira. 3 ay peşin, 5 ay peşin, 6 ay peşin, 1 yıl peşin. 1,5 yıl peşin olamaz mı? Ulan daha 1,5 yıl yaşayacak mıyım? Biliyor muyum? Ne oluruz? Kirayı dolar olarak ödeyemez misiniz? Hayır. Bankada dolar hesabınız yok mu? Büyük kaf. Hayır ulan yok. Renkli Türkçe hesabımız yok. Bizim bir osuruk hesap numaramız var. Hesaba dönüşemiyor. Hiçbir zaman hesapta hesap numarasındaki kadar sayı bir araya gelmiyor. Kira neymiş zaten be? Ne kirası? Neyin kirası? Evler oturanlarındır. Teşekkür ederim. Bireysel terör halinde de olsa şöyle. Yanık kiracılar grubu herhalde. Ama bu konuda benim için yeterli. Çünkü ben beni destekleyen 10-15 sıkı kiracı bulsam. Ama sıkı kiracı şak örgüt üstü. Gayet tabii. Örgüt efendi gibi çalışsın. Pek yakında ezici azınlık olarak iktidardayız. Ondan sonra da ben sizin için kendimi feda eder. Hadi cumhurbaşkanınız olurum. Ne olacak? Ama tabii günü gelip ben sokağa indiğimde beni kimse desteklemezse babayı yerim. Hayır, çünkü bir başkaldırı tezgahlamak için önce kendisine karşı başkaldırılacak birisi, birileri, bir şey gerekli ki artık burada şekilde gördüğünüzde var. Lök gibi var. Orkinos Hanım ve arkadaşlarım. Tabii canım, bir de başkaldıran ve arkadaşları olması gerek ki bu arkadaşların kaldırılacak başları da olması. Tabii ki aranan koşullar arasında. Hayır, çünkü 1333 yılındaki Çin devriminde kimse başkaldırmadığı için, kimse devrime katılmadığından tarihte böyle bir devrim yoktur. Ev sahibi Morkinos Hanım'la aramızdaki ilişkiyi böyle bir ev sahibi kiracı sulukok, saf değil, keriz pencereden değerlendirmemek gerek. Aramızdaki ilişki doğrudan doğruya ezenler, ezilenler ilişkisidir. Siz bakmayın onun alt katta oturduğuna, böyle aşağıdan aşağıdan pres, aşağıdan aşağıdan pres de ezilenler adına birdenbire bir langa hıyarı gibi ortaya çıktığınızda sizi çevreleyen ezilenlerden hoşnut olmayabilirsiniz. Birdenbire kendinizi gerektiğinden fazla kropop bir çevre düzeni içinde bulabilirsiniz. İşte bundan yüzyıllar önce Fransız devriminde köylüler sarayları işgal etmişler. Yemişler, içmişler, sıçramışlar. Acayip sıçramışlar. Daha sonra soylular gelip acayip sıçranmış saraylarına kavuştuklarında sarayda köylülerin sigaralarını halıların üstünde söndürdüklerini üzülerek gözümlemişlerdir. Yani demem o ki, sarayda köylülüğün alemi yok. Nereden geldik nereye? Şaka nasıl kakamatikleşti? Karl Marx her gün kendisi için tuttuğu günlük çok glasnost cep defterinde diyor ki, ulan dünyanın en çok para hesabını yapan herif benim. Her gün milyonları milyonlarla çarpıyorum. Milyonları milyonlara bölüyorum. Cepte 5 para yok. Peki her gün milyonları sayıp döken, elin milyarlarını gazete kağıtlarına saran 5 parasız bir veznedar hüznüne ne buyrulur? Buyurulacak bir şey yok tabii de. İşin daha yürek kakan tarafı, yani benim yüreğimi kakan tarafı,
Bu çok sayın şeyler. Öyle birdenbire olmadı. Sayın sayın gelişti. Eda ettik biz bir yüzyılı. Güzel olsun bari bizden sonraki. Benim artık kimseye verilecek selamım da kalmadı. Bir çocuktu sizinle konuşan. 0 ila 42 yaş arası. Zaman zaman 0, zaman zaman 42. Zamanlar arası ya 12, ya 22, ya 32. Ama giderek konuştukça 102, 302, 1302. Melamet yolunu tuttum, selamet mülküne yettim. Melamet yolunu tuttum, melamet yolunu tuttum, selamet mülküne yettim. Bu bir reggi makamıdır, bu bir reggi makamıdır. Bu aşıklar makamıdır, komazlar buna ranayı, ranayı. Bu aşıklar makamıdır, komazlar buna ranayı, ranayı. Bu bir reggi makamıdır. Eşref oğlu sana uydum, bahçe bizim, saz bizdedir. Eşref oğlu sana uydum, eşref oğlu sana uydum, bahçe bizim, söz bizdedir. Olur olmaz alemi gördüm, komasılar sözü daraya, daraya. Olur olmaz alem gördüm, olur olmaz alemi gördüm, komazlar sözü daraya, daraya. Bu bir reggi makamıdır, bu bir reggi makamıdır. Bir yalnızlık makamıdır, bir yalnızlık yolu tuttum, özündeki zemelere erdim. Bir yalnızlık yolu tuttum, bir yalnızlık yolu tuttum, özündeki zemelere erdim. Bulaşık delidir yürek, kimi çözecek muammayı, muammayı. Bulaşık delidir yürek, kimi çözecek muammayı, muammayı. Bu bir reggi makamıdır, bu bir reggi makamıdır. Bu mazlar buna re minör, la minör.